Sevgili izleyiciler, birinci gün programımızda daha sizlerle birlikteyiz. Bugün birinci gün programımızda özel bir konumuz var. Kocasinan Belediye Başkanı Sayın Ahmet Çolak Bayraktar Beyefendi. Bugün birinci gün programımızın konu. Değerli başkanım, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ediyorum. Hayırlı akşamlar diyorum. Çok teşekkür ediyorum. Tabii bu güzel söyleşiyi değerli meslektaşlarımızdan, abilerimizden, sevgili Metin Sönmez Bey, hoş geldiniz. Hoş bulduk. İyi akşamlar, iyi programlar diliyorum. Teşekkür ederim. Sevgili kardeşimiz İsmail Bey. İsmail Bey, hoş geldiniz. Hoş bulduk. İyi akşamlar, iyi yayınlar. Teşekkür ediyorum. Tabii kendi bölgesinde gerçekten yaptığı hizmetlerle ön plana çıkan ama hiçbir zaman yaptığı hizmetleri çok reklam amaçlı kullanmayan, dürüstlüğüyle, insanlığıyla, adamlığıyla herkesin gönlünde taht kuran, özü sözü bir olan değerli başkanımıza Kocasinan'la ilgili neler hayal ediyordu, neler yapıldı, neler yapmayı planlıyor? Bunları sevgili Metin Bey ve İsmail Bey ile birlikte söyleyeceğiz. Değerli başkan burada olduğu için bu sözleri kullanmıyoruz. Çünkü ben Kocasinan bölgesinde, hatta bu şehirde birçok insanla yaptığımız söyleşilerde değerli başkanımızla ilgili çok güzel sözler söyleniyor. Önemli olan bu makamlarda otururken insanların vicdanlarını, kalplerini kazanmak önemli. Yoksa belediye makamını koltuktan asla güç almadan, reklamı sevmeyen bir anlayışıyla hizmet etme gayreti içerisinde olan değerli başkanımıza hizmetleri bir kez daha soracağız. Tabii sizin beklentileriniz neler? Mahallenizde görmek istediğiniz güzellikler varsa ki, eksik yönler varsa ki, lütfen iletişim bilgilerinden, televizyonumuzda telefon numaraları var, sosyal medya üzerinden bize ulaşabilirsiniz. Değerli başkanıma ben bu sözleri söyledikten sonra isterseniz büyük olarak başlama burcunu size bırakayım. Hay hay, tabii ki memnuniyetle. Gerçekten güzel bir profilin ardından şöyle devam etmek lazım. Kentsel dönüşüm noktasında Kocasinan Belediyesi, yani benim tabirimle çağ açıp çağ kapatan bir vizyon çizdi. Kentsel dönüşümde Kocasinan bölgesi hangi aşamada, neler yapıyorsunuz? Sahiden örnek alınan projeleriniz var. Biz de dikkatle izliyoruz, memnuniyet seviyesinin hangi noktada olduğuna tanıklık ediyoruz, görüyoruz. Görmekle yetinmiyoruz, bize iletilenler de var. Sizin ağzınızdan bunları duymak isteriz. Yani kentsel dönüşümde Kocasinan neler yaptı, neler yapacak, neler yapmayı hedefliyor? Evet, teşekkür ediyoruz. Şimdi siz direkt kentsel dönüşümden başlayınca, geçenlerde ulusal bir kanalda kentsel dönüşümle ilgili bir haber, paylaşılan haberdeki fotoğraf, bizim Yunus Emre'deki kentsel dönüşüm projemizdeki konutların resmi. Kayseri'den, Kocasinan'dan yapılan kentsel dönüşüm resmi ulusal bir kanalda. Şeyini vermeyeyim şimdi, reklam olmasın. Olmasın. Orada bu yayınlanmış. Bu şu demek, evet, bizim yaptığımız işler artık hem şehirde konuşuluyor, memnuniyeti var ama şehrinde sınırlarını aşmış vaziyette. Bütün Türkiye'de de konuşulan bir çalışma. Ve şunu da rahatlıkla söyleyebilirim. İlçe bazında, ilçe ölçeğinde kendi imkanlarıyla bu denli büyük kentsel dönüşüm projesi gerçekleştiren ikinci bir belediye yok. Niye? Kentsel dönüşüm projelerinin tamamını biz kendi imkanlarımızla, öz sermayemizle, kendi personelimizle ve bu şehrin imkanlarıyla yapıyoruz ve şükür Allah'a bu hale geldik. Şimdi öncelikle kentsel dönüşümdeki başarımızın geldiği noktada bunun altındaki esas sebep bir, kentsel dönüşüm bizim için her daim söylediğim bir şey, sosyal dönüşüm. Biz bu kentsel dönüşüm yaparken bu dönüşümü vatandaş için yapıyoruz. Çocuklar için yapıyoruz, gençler için yapıyoruz. O bölgede yaşayan insanlar için yapıyoruz. Şimdi çocuklar orada iyi olmayan şartlarda, çevre şartlar olarak söylüyorum. Okulu yok, parkı yok, oyun sahası yok, bir şeyler eksik. Böyle bir alanda büyümesin diye biz kentsel dönüşüm çalışmalarına önem veriyoruz. Şimdi Allah herkese sağlıklı, hayırlı ömürler versin. O bölgede yaşamış 40-50 yıldır gece konuların olduğu, imarsız yapıların olduğu yerde yaşamış olan hemşerilerimizin ondan sonraki kuşakların da büyüyüp bir 40-50 yıl orada geçmesin diye şimdiden o çocuklarımızın, gençlerimizin daha iyi imkanlarda bir kentsel dönüşümle birlikte yeni alanlarda yaşaması için bunu yapıyoruz. Şimdi baktığımız zaman nerede kentsel dönüşüm yapıyoruz? Biz genellikle imarsız yapıların olduğu, gece konuların olduğu, çevre şartlarının iyi olmadığı alanlarda kentsel dönüşüm. Dağınık bir bölgedesiniz. Aynen öyle. Buralarda kentsel dönüşüm yapıyoruz. Şimdi şehirde herhangi birine mikrofon uzatın. Deyin ki Yunus Emre'deki kentsel dönüşüm, ki o bölge genellikle Yavuzlar Gazi Osman ismiyle daha çok bilinen bir bölge. Yunus Emre'deki kentsel dönüşümde belediye buradaki 200 aşkın gece kondu yıkmış, 500'e yakın hak sahibiyle anlaşmış, bunlara evlerini vermiş. Sizce belediye
iyi bir iş yapmış mıdır, yapmamış mıdır diye sadece o bölgede yaşayan insanlar için söylemiyorum. Şehrin herhangi bir yerinde yaşayan bir kardeşimize mikrofonu alıp sorduğunuzda zannetmiyorum ki bu işle ilgili bir kişi de demesin ki ya ne gerek var, orası mis gibi yerdi. Niye orada kentsel dönüşümle belediye zamanını harcamış, mesaisini harcamış, kaynaklarını harcamış? Herhalde bunu şehirde kimse demez. Bir diğer tarafta baktığınız zaman biraz daha ilerisinde yeni doğan Ziya Gökalp noktasında oradaki gene gece konuların olduğu bölgedeki yaptığımız kentsel dönüşüm. Bu tarafa geçtiğiniz zaman Uğur Evler Mahallesi'ndeki kentsel dönüşüm. Seyrani Mahallesi, ki Seyrani başlı başına bir proje, 600 bin metrekare alan bütün bir mahalleyi dönüştürüyoruz. Yani bir bölgesinin bir parçasını değil, orada yeniden bir mahalle kuruyoruz. Yeniden bir mahalle ayağa kaldırıyoruz. Sayın Başkan, bu zor ve zahmetli iş, lafınızın araya girmek durumundayım ama. Yani öyle siz kolayca anlatıyorsunuz ama o kadar da kolay olmuyor herhalde bu işler. Şimdi 2 dakika sürmedi. 1 dakikada Yunus Emre, evet, kentsel dönüşüm dedim ama şimdi 6 yıl süren bir kentsel dönüşüm çalışması vardır. 3,5 yıl vatandaşla anlaşmalarla. İsmail Bey'in orada mülkiyeti var. İsmail Bey daha öncesinden o bölgede yaşanmış olumsuzluklardan dolayı işte kooperatifler vesaire vesaire, o konulara girmeyeceğim. Oradaki olumsuzluklardan dolayı İsmail Bey diyor ki ya şimdi ben diyor sütten ağzım yandı diyor. Burada bir şeyler olacak da. Yeni gelmiş bir belediye başkanı gelmiş burada diyor ki sizi diyor kentsel dönüşümle ev sahibi yapacağız diyor. Yıl 2015. Biz orada gidip anlata anlata vatandaşı ikna ede ede nereye geleceğiz, ne yapacağız? Bir, kocaman bir maket yaptırdık. Maketin üzerinde dedim ki en son böyle tek tek anlatmayla olmuyor. Bir oraya vatandaşı toplayalım, maketimizi götürelim. Bakın ne yapacağız diye vatandaşa bir fiil anlatalım. Anlatıyorken orada vatandaşın bir tanesi dedi ki başkanım gayet güzel söylüyorsun, doğru söylüyorsun, haklısın da bunu görebilecek miyim ben? Güzel soru. Evet. Ben bunu görebilecek miyim? Şükür Allah'a, Allah nasip etti. Bakın bugün orada kentsel dönüşümdeki hak sahiplerinin konutları teslim etti. İnsanlar evlerinde oturur vaziyete geldiler. Sağlık içerisinde, huzur içerisinde iyi günlerde otursunlar. Daha devam var. İkinci etabı, arkası, oradaki sosyal tesislerimiz. Allah nasip ederse oraya bir sosyal tesis kazandıracağız kentsel dönüşüm alanı içerisinde. Bunların hepsini etap etap yapacağız. Ama işin bir diğer tarafında şu var. Kentsel dönüşüm alanının içerisinde biz hakikaten kentsel dönüşüm yapıyoruz. Sosyal dönüşümü sağlayacak kentsel dönüşüm yapıyoruz. Yık yap yapmıyoruz. Eski binalar yıkılsın, yeni de yerleri yapılsın. Yok böyle bir şey. Kentsel dönüşümde sorunlu bölgelerde, problemli olan, mülkiyet problemli olan, başka problemli olan ve işin bir diğer tarafında da okulu eksik, camisi eksik, yolu eksik, parkı eksik. Yeşil alanı eksik. Bir şeyleri yok yani. Ama şehirde bunlara ihtiyaç var. Bunların hepsinde kentsel dönüşümle birlikte teker teker gün yüzüne çıkartıyoruz. Ahevran'daki kentsel dönüşüm. İlk yaptığımız iş Ahevran'daki sağlık ocağı ihtiyacını kentsel dönüşümle çözmek. Uğur Evler'deki okulu ihtiyacı. Kentsel dönüşümle birlikte Uğur Evler'deki okulu çözmek. Seyran'daki kentsel dönüşümle oradaki yolun Bekir Yıldız Bulvarı'nın eksik kısmını açıp şehrin ana ulaşım akslarından bir tanesini hayata geçirmek. İçerideki okulları. Geçtiğimiz zaman Yunus Emre'deki alan nasip ederse oradaki sosyal donatıyı, parkı vesaireyi. Devamında Yeni Doğan'daki, Ziya Gökalp'teki. Yani şimdi öncelikli olarak başladığımız noktada diyoruz ki burada insanların ihtiyaçları neler varsa bir kere bunları çözelim. Bunları bir ayağa kaldıralım. Arkasında konutları vesaireleri eş zamanlı olarak belki daha hızlı bir şekilde bunlar yapılabilir diye. Ve geldiğimiz noktada da şu an devam eden kentsel dönüşüm bölgemiz için söylüyorum. Her birilerinde devam eden bir hareket var. Ve bizim başlatmış olduğumuz bu hareketi de artık özel sektör destekliyor. Dışarıdan özel sektör tarafından devam ediliyor. Biz bir yerde bir yol açmışsak, bir ateş yakmışsak tabiri caizse arkasından devam edip geliyor. Şu anda şükür Allah'a kentsel dönüşümle ilgili gayet iyi bir noktadayız. Ve tabii ki bu kadar 7 senenin içerisinde bu kadar büyükçe bir alanda ortaya böyle güzel örnekler çıkınca her gittiğimiz yerde vatandaş haklı olarak da hazır Ahmet Başkan gelmişken bizim buraya kentsel dönüşüm ne zaman gelecek? Ne zaman gelecek? Nereye gelecek? Nereye gelecek, evet, diyor. Şimdi ekran başındaki izleyen hemşehrilerimizden olabilir kendi yaşadığı mahallesiyle ilgili kentsel dönüşüm beklentisi olanlar çokça fazlaca. Şimdi ortaya çıkan güzel örnekler insanları ister istemez kendi yaşam alanlarıyla ilgili de bir alternatif oluşturmak için taleplerini artırıyor. Onların memnuniyeti bizi
bölgeye de bizim mahalleye de gelsin noktasında bir çağrı oluşturuyor. Şimdi bizim önceliğimiz bundan sonrası ile ilgili kentsel dönüşüm devam edecek olan yerler. Başta engeller onlar devam ediyor zaten. Orada bir sıkıntı yok. Eğer ki oralar bir inkıtaya uğrarsa, eğer ki oralarda bir sıkıntı olursa biz tekrardan döneriz. Belediye olarak bizim imar şirketimizle veyahut da başka imkanlarla oralarda çalışmalara başlatırız. Ama seçimlerden önce hatırlarsınız 2019 yılında önce seçim 2018 yılındayken Çevre Şehircilik Bakanlığımız Kayseri'ye geldiğinde Sayın Bakanımız burada Kayseri'deki yapılacak, Murat Kurum Bakan Kayseri'de yapılacak çalışmaları masaya yatırırken Kocasinan'la ilgili de orada Kocasinan bölgesine ilgili yapılacak yatırımlarla ilgili neler yapılacağıyla ilgili ben Kocasinan'ı anlatırken daha sonra Sayın Bakan dedi ki sağ olsun bu işlerin de hepsinden Kocasinan olarak senin tek başına altında kalkman mümkün değil. Koca koca işlerden bahsediyorsun ve ilçe belediyesi. Bizim burada bir destek olmamız lazım. Bakanlık nezdinde bu işleri yapmamız lazım dedi. Doğru. Hakikaten de bizim bu süreci hızlandırmamız için bakanlığın elinin değmesi lazım. Yoksa bir belediye bütçesiyle, belediye imkanlarıyla. Öz sermayeyle yapıyorsunuz bir de, değil mi? Evet. Bir de öyle bunun yapılma şansı yok evet. Ama bakanlık ve TOKİ maharetiyle olunca bu işler çok daha hızlanır. Sağ olsunlar Oruç Reis Mahallesi'ndeki kentsel dönüşüm bölgesinde şu anda 500'ün üzerinde konutun inşaatı TOKİ maharetiyle yapılıyor. Orada bir devam eden işler var. İşin bir diğer tarafında bizim gündemimizde olması gereken nere var? Argıncık var. Yeşil Mahalle'de bir kentsel yenileme çalışmamız var. Devam ediyor. Boztepe-Sancaktepe tarafı var. Boztepe-Sancaktepe tarafındaki şöyle bir sıkıntımız var. Boztepe tarafının bir kısmı imarsız. Boztepe tamamen imarsız. Sancaktepe'nin de bir kısmı imarlı, bir kısmı imarsız. Şimdi buralarda da kentsel dönüşümle bir değişim dönüşümü başlatmamız lazım ki arkasından çalışmalar hızlansın. Önceliğimiz Argıncık. Argıncık kendi içinde, kendi üzerinde zorluklar olan bir bölge, sıkıntılar olan bir bölge. Yunus Emre'deki yaşadıklarımızdan çok daha fazlasını yaşıyoruz orada. Özel sektör bazı yerlerde çalışıyor. İmkanlar ölçüsünde bize düşen bir şey var ise özel sektör orada cesaretlendirmek adına, yüreklendirmek adına destekliyoruz her türlü. Ama bizim orada bir şeyimiz başlayacak. Belediye olarak bir elimiz değecek oraya. Bu sene nasipse inşallah şu anda arkadaşlar birkaç yerde anlaşmayı tamamladılar. Önümüzdeki günlerde proje safahatımız sona geldi. Temellerini atacağız. Orada başlayacağız. O zaman şöyle anlıyoruz noktalama adına konuyu. Siz Kocasinan Belediyesi ve Başkan Ahmet Çolak Bayraktar olarak insana yaşat ki devlet yaşasın felsefesini ete kemiğe büründürüyorsunuz. Ve bu yolda da devam etme niyetindesiniz. Bu seneki mottomuz, bu dönemki mottomuz, evet. Bu yaptığınız işler de benim bildiğim kadarıyla öz sermayenizle doğru. Yapılmış işler. Doğru. Yani şimdi kentsel dönüşüm yaptığımız yerlerde birebir kendi yerinden, kendi bölgesinden vatandaşa yerinde dönüşüm yapıyoruz. Kendi sermayemizle yapıyoruz, öz sermayemizle yapıyoruz, kendi imkanlarımızla yapıyoruz veyahut da şehrin imkanlarıyla, müteahhitler, yatırımcılarla vesaireyle şehrin imkanlarıyla yapıyoruz. Zaten şimdi bakın bu kadar büyükçe bir kentsel dönüşüm alanının içerisinde bu işlerin bir anda olup bitmesi kolay değil. Mümkün değil tabii. Bir kere olay projenin gerçekleşebilmesini vatandaşa ikna etmeniz lazım, yatırımcıya ikna etmeniz lazım. İş bir kere oradan başlıyor. Biz inanıyoruz. İnandığımız işi oradaki yaşayan insanlara inandırıyoruz. Müteahhitlere, yatırımcılara inandırıyoruz. Bunu yapabilmek için bazen kendimiz sahaya çıkıyoruz ki arkasından olay değişiyor, arkasından hareketlenmeye başlıyor. Bakın geçenlerde bir rakam açıkladım. Dedim ki son 7 yılın verilerine üst üste her yıl oransal olarak konut satışındaki artışlara baktığımız zaman geçen yıl oransal olarak söylüyorum, yüzde olarak söylüyorum. Kayseri'deki merkezdeki yüzde olarak en fazla artışı sağlayan ilçe Kocasinan. Konut satışındaki artış Kocasinan'da olmuş. Bu neden dolayı bir, bölgeye rağbet var. İki, kentsel dönüşüm projeleri artık netice vermiş. İnsanlar buralardan ev almak istiyorlar. Üç, bizim yapmış olduğumuz sosyal projeler. Kocasinan Akademi, Gençlik Kulübü, Çocuk Kulübü ve bütün sosyal projeler ister istemez bunların artık şehirde alternatifi olmadığı için insanlar diyor ki burada bunlar var diyor, bir hareketlik var diyor. Sosyal tesisler, 30'a yakın sosyal tesisi yapmışız, hayata geçirmişiz. Kocasinan Akademi çatısı altında insanlar bu sosyal imkanlardan faydalanıyorlar.
Ve şöyle bir irademiz de var. Allah nasip ederse bunların sayısını artıracağız. Şehri de yaygın hale getireceğiz bunları. Böyle olunca bir diğer taraftan da yol altyapı çalışmaları. Göreve geldiğimiz günden itibaren en önemli işlerden bir tanesi. Sessiz sedasız. Hiç kimseye ya şunu yaptık bunu yaptık demeden. Niye? Zaten yapmamız gereken işlerin başında olduğu için. Her bir mahalleyi altyapısıyla birlikte yeniliyoruz, değiştiriyoruz, dönüştürüyoruz. Bunların hepsi üst üste topladığınız zaman Koca Sinan'daki değişim dönüşüm tabii ki hissediliyor. Fark ediliyor, görülüyor. Ama şunu rahatlıkla söyleyebilirim. Evet, 7 yılda bir şeyler yaptık ama her şeyi de yaptık diyemem. Her şey bitti diyemem. Koca Sinan dediğiniz yer şöyle bir avuç bir yer değil. Çok dağınık, biraz önce de ifade ettik. Evet, geniş bir alanı. Bir uçtan bir ucu 140 kilometre. Evet. Bir tarafta Amarat'a gidiyorsunuz, Opra'ya gidiyorsunuz, bir tarafta Mollacı'ya gidiyorsunuz, Düver'e gidiyorsunuz, Yuvalı'ya gidiyorsunuz. Böylece geniş bir alan, kırsalı merkezi. Şehir merkezine geldiğiniz zaman da şehir merkezindeki mahallelerimiz de hakeza öylesine. Kimisi eski kadim mahallelerimiz, kimi yeni yapılaşan yerler. Böyle olunca ben hep şöyle bir tabir kullanıyorum. Şöyle kucağımı dolduran bir şey olsa diyorum, alıp salladığım zaman iyice sallarım. Ses getiririm. Biraz şöyle olsa işte az olur. Ama şimdi biz bunu kucaklayamıyoruz. Ama kucaklayamadığımız bu ölçekteki yeri bile salladık. Şükür Allah'a ses getirdik. İnşallah bundan sonrasında etap etap bu çalışmalarımızı devam ettireceğiz. Kentsel dönüşümle ilgili bundan sonraki İpre işin açıkçası biraz daha mesaimizin yoğun tarafı açıkçası Argıncık tarafına. Argıncık dediğimiz zaman hem Argıncık Mahallesi hem Kayabaşı Mahallesi biraz daha şimdi imkanlarımızla o bölgede de bir hareket verme çabası içerisindeyiz, gayret içerisindeyiz. Zor mu zor? Başarılması öyle kolay bir iş değil. Bütün kent, bakın Uğur Evler'deki kentsel dönüşüm o kadar hızlı hareket ediyor ki. Niye? Orada insanlar kat karşılığına alışkın, evlerini verip yaptırmaya alışkın. Öyle bir rutini var orasının. Ama bu taraflarda öyle kolay değil. Ama Allah nasip ederse inşallah orada da bir değişim dönüşüm yakalayacağız. Başkanım tabii kentsel dönüşüm dediniz. Bir anda aklıma şey geldi. Hem geri dönüşüm çalışmaları geldi hem de belediyenin en temel işlerinden birisi de temizlik. Temizliğe aslında çok fazla dikkat etmiyoruz ama neticede yarım saat, bir saat ya da yarım gün bir temizlik yapmadığınızda kentler artık belki böyle pislikten geçilmeyecek bir noktaya gelir. Vatandaş düzenli olarak bu temizliğe alıştığı için farkında değil. Bu da çok önemli bir hizmet olarak görüyorum. Buna da çok mesai harcıyor musunuz? Evet. Şimdi bazı işler artık belediye ile özdeşleşmiş, rutin, kendi halinde devam eden işler. Şimdi ama biraz aksasa? Tabii. Büyük sorunlar olur. Temizlik dediğinizde böyle bir şey. Artık belediyenin belki sokakta pat diye birine belediye ne iş yapar deseniz temizlik yapar der. Veyahut da yol yapar der. İlk akla gelen şey bunun ikisidir. Ama temizlik önceliklidir. Öncelikle belediye temizlik yapar der. Sabah kapınızın önünde gece bıraktığınız çöp alınmamış olsa büyük sıkıntı. Tabii iki ki. Gün, üç gün, dört gün beşinci gün artık oraya giremezsiniz. Tabii ki. Tabii ki bu bizim temizlik işimiz, rutinimiz. Ama biz bu rutinde bile acaba dedik temizlikle ilgili neler yapabiliriz? Ne değiştirebiliriz? Bakın çarşıda, şehrin merkezinde, iş yerleri olan yerlerde bizim gün içerisinde normal saatlerde çöp kamyonlarımızı göremezsiniz. Çöp kamyonlarımız girmez şehrin merkezine içeriye. Küçük küçük araçlar aldık. Böyle elektrikli araçlar, bisikletler. Bunun üzerinde tabiri caizse fırıl fırıl dolaşan personellerimiz var. Gidiyor, esnafın çöpünü kapısından içeriden alıyor, geri dönüşümünü alıyor, topluyor, aktarıyor, araçları da gidiyor. Hiçbir şekilde merkezde bir trafik yük oluşturmuyor çöp kamyonları. Veyahut da koca kamyonlar gezdirip de doğaya karbon salınımı yapmıyoruz. Yapmıyor, doğru. Bunların hepsini bir düşünce, bir aslında bunun kimsenin bize söylediği bir şey değil. Ama biz orada acaba temizlikte de bir değişimi, dönüşümü veyahut da temizlikte de bir farklılığı nasıl ortaya koyabiliriz? Birkaç yıl öncesinde küçük küçük bisikletler aldık. Arkasında bir kişi bisikleti sürebiliyor. Arkasında işte temizlik yapabileceği ekipmanları var. Süpürgesi, fırçası, suyu, deterjanı, bezi vesaire. Şimdi herhangi bir yerde
bizim çözüm merkezimize bir talep geliyorsa, vatandaşın bir talebi var ise şurada bir yıkanması lazım, temizlenmesi lazım veyahut da o rutinin içerisinde 3-5-8 tane gerek umumi lavabolar, tuvaletler, gerek başka yerlerle ilgili burada personelimiz bisikletiyle gidiyor. Rutin işi ise rutin işi. Çözüm merkezi üzerinden gelen bir talepse onu yerine getiriyor. Sessiz, sedasız, Koca Sinan'ın böyle tıkır tıkır yürüyen işlerinden bir tanesi mesela. Bu bile ciddi manada vatandaşa hizmeti ayağına götürme noktasında, hızlı, pratik çözüm oluşturma noktasında önemli çalışmalardan bir tanesi temizlik adına. Mesela bizim çok arzu ettiğimiz işlerden bir tanesi çöp konteynerleri, açıkta çöp konteyneri bulundurmamak. Çöp konteyneri olmaması için çok gayret gösteriyoruz ciddi manada. Olması gerekli, mecburi olan yerlerdeki çöp konteynerlerimizi de hep yer altına aldık. Yeraltı çöp konteynerlerine koyduk. Ama bazı bölgelerde, bazı mahallelerde alışkanlık ve bina görevlisi olmayan birkaç katlı yerlerde maalesef ki tekrardan vatandaşlar bu çöp konteynerlerine talep ettikleri için yeniden koymak zorunda kaldık. Orada da çok enteresan bir eleştiri alıyoruz. Ya belediyenin işte bir tane çöp konteynerine parası mı yok ki buraya çöp konteynerine koymuyor. Aslında bizim çöp konteyneriyle dışarıdan konteynerli toplamak bizim için çok kolay iş. Niye? Gün içerisinde belli bir rutta toplar gidersiniz. Ama diğerini genellikle akşam saatlerinde işte evlerde çöp kaçta akşam çıkar? 6'da, 7'de, 8'de neyse bunu başlayacaksınız. Çok gece saatleri ilerlemeden 12'de, 1'de neyse bitireceksiniz bu işlemi. Bu bir sıralı bir iş, rutinli bir iş. Öbürü çok daha kolay bizim için. Ama maalesef bazı bölgelerde bunu yerleştiremedik. Ha, vazmi geçti, geçmedik. Ama bunu da zaman içerisinde yerleştirebilmek için, zaman içerisinde bunları da oluşması noktasında vatandaşlarımızdan da bir duyarlılık bekliyorum. Niye? Çöp konteyneri açıkta durduğu zaman özellikle yaz mevsiminde. Şimdi biz diyelim ki saat 2'de aldık, saat 11'de aldık, herhangi bir saatte konteyneri aldık. 5 dakika sonra geldi biri bir şey boşalttı. Yarım saat sonra geldi biri bir şey boşalttı. Ertesi gün aynı saatte konteyneri boşaltana kadar evet, takdir edersiniz ki orada kalacak. Orada kalacak. Bir, çevre açısından hoş olmayan bir görüntü. İki, oradaki işte haşerenin vesairenin üremesi için hazır ortam, potansiyel bir ortam. Böyle bir olumsuzlukları maalesef mevcut şeydeki çöp konteynerlerinin, hazırda duran çöp konteynerlerinin böyle şeysi var. Yoksa çöp konteyneri koymamak belediye açısından bir kolaylık değil, aksine bir iş yükü. Ama dediğim gibi bazı mahallelerimizde hala açıkta, bunu bir öz eleştiri olarak söylüyorum, açıkta kalan çöp konteynerlerimiz var. Ama vatandaşlarımız inşallah bu duyarlılıkla birlikte bunu kabul görüp de çevreci olarak onun da kaldırılması gerektiğini hep beraber inşallah orada da yapmış oluruz. Son bir şey daha aklıma geldi, onu da söyleyeyim. Basınçlı suyla sokakları temizliyoruz. Geçenlerde arkadaşım bir tanesi resmini çekmiş, fotoğrafını çekmiş, videoyu almış, göndermiş ki ya bu nasıl bir iş diye. İç tazikli su hem hava hem su püskürtüyor. Kaldırımları havayla birlikte varsa eğer bir şey onu yola doğru, suyla birlikte de kaldırımı temizliyor. Kaldırımdan da bizim yol süpürme aracımız, yoldan da yol süpürme aracımız o dökülenleri toplayıp devam edip gidiyor. Çok pratik bir şekilde. Bir tane şeyin başında hava basıncın başında bir personelimiz var. Bir öndeki arabada, bir de süpürge araçlarında. Bunlar senkronize bir şekilde yürüyerek gidiyorlar. Sabahları bazen denk gelirse yol güzergahında görebilirsiniz. Bu şekilde çok hızlı bir şekilde, pratik bir şekilde kaldırımlar, sokaklar, hem kaldırım hem sokak, hepsi, cadde hepsi aynı anda. Aynı anda. İç yollar temizlenip devam edip gidiyor. Şehir dışına çıkınca özellikle Kayseri'nin çok temiz olduğunu fark ediyorum. Hatta o yüzden sordum. Daha temiz olduğunu fark ediyorum. O yüzden sordum. Başlamadım. Evet. Şimdi mesela önümüzdeki günlerde gene yurt dışından gurbetçi kardeşlerimiz gelecektir. İddia ile söylüyorum. Burada gurbetçi akrabası olan, eşi dostu olanlar geldikleri zaman muhakkak ki sohbet edeceklerdir. Belediyecilik adına söylüyorum. Bizim belediyecilik hizmetlerimiz Avrupa'da, yurt dışında, o koca koca ülkelerde, şehirlerde olmayan belediyecilik hizmeti var. Vatandaşa yönelik olarak sunulan belediyecilik hizmetleri. Hem bunların sunum şekli, hem kalitesi
Hem de baktığınız zaman Avrupa'da bunun için bedel öderken bazı işler için burada bedelsiz bir şekilde bir hizmet olarak yapılmış olması. Hakikaten bu noktada ülkemiz bir cennet. Şehrimiz bir cennet. Bunu dışarıda bazı yerleri görmüş biri olarak söylüyorum. Özellikle bu temizlik hizmeti bizim şehrimizde müthiş bir şey. Ama bu noktada bizim bu şekilde temizlik çalışmamızı daha da kalitelendirecek veya da daha da temiz bir Kayseri haline getirebilmek için 7/24 teyakkuz halindeyiz. Her iş için ama temizlik için biraz daha ehemmiyet gösteriyoruz. 222-70-0 çözüm merkezi. Torpilli hattan da hemşirelerimiz bizi aradıkları zaman ya şurada şu var, burada bu var dedikleri zaman da biz de elimizden geldiğince oradaki eksikleri temizlik manasında yapılması gerekenleri de hızlıca gidermiş oluruz. Değerli Başkanım, biraz önce kentsel dönüşümünü konuşurken Türkiye'nin gündeminde de bu dönemlerde en fazla konut satışları, konuttaki fiyatların yüksekliği ön plana çıkıyor. Evet, siz Kocasinan bölgesi rağbet gören bir bölge haline geldi dediniz ki gerçekten de öyle. Baktığımızda çok güzel yerleşim alanları ve yapılanma var. Hizmetler de çok yoğun. İnsanlar o bölgeye geçesi geliyor. Dolayısıyla bu da gayet normal. Şimdi kentsel dönüşümde çok fazlasıyla konut çıkıyor. Yani vatandaşın talebine daha yetiyor mu, fazla değil mi? Bu konuda neler söylemek istersiniz? Evet, şimdi arz ve talep diye bir denge var. Siz istediğiniz kadar arz edin. Eğer karşıda talep yoksa. Bu bir şey ifade etmez. Bu tarafa geçtiğimiz zaman da talep noktasında da eğer talep fazla da arz yetersizse bu da şey yapmaz. Bu işi dengede götürmek lazım. Dengeli bir şekilde yapmak lazım. Şimdi bizim bu kadar büyük kentsel dönüşüm alanımız içerisinde şöyle bir kolaycılık içerisinde değiliz. Bütün kentsel dönüşüm projelerimiz 1 yılda, 2 yılda, 3 yılda bitecek. Hepsi tamamlanacak değil. Bir kere bir gerçeklik var. Piyasanın bir gerçekliği var. Piyasanın bir kabul görmüşlüğü var. Bu kabul görmüşlük içerisinde bu işler kendi rayında, kendi dengesinde devam ediyor. Ama bizim şeyimiz şu. Kayseri'de konut pastası, konut üretimi, konut talebi 10 birimse biz 10 birimin içerisinde şimdiye kadarki aldığımız paydan daha fazlasını nasıl alabiliriz? Veyahut da bu konut arzını Kocasinan bölgesi lehine nasıl çevirebiliriz? Burada insanların Kocasinan'dan alışveriş alması için, Kocasinan'da yaşaması için insanları bu tarafta yaşamaya şey yapacak, nasıl diyelim, ilgisini çekecek neler yapabiliriz? İşin bu tarafındayız. Şimdi baktığınız zaman özellikle bazı bölgelerde, şimdi isim vereceğim de bizim mahallelerde bu sefer vatandaşlarımız diyor ki başkanım geçen televizyonda diyor filan mahallenin adını söyledin de bizim mahalleyi niye söylemedin? o da yani haneye eksi yazabilir başkan. O yüzden bakın bazı mahallelerde özellikle trafik sorunu olmayan, ulaşım sorunu olmayan, park, otopark sorunu olmayan, yeşil alanla ilgili ihtiyaçları karşılanan bölgelerde insanların talebi, rağbeti daha da artıyor. Şimdi öyle körü körüne insanlar gidip de o bu ev ne güzelmiş, betonu çok güzelmiş, kapısı çok güzelmiş, duvarı çok güzelmiş demiyor. Çevreye bir bakıyor. Nesi var, nesi yok. Neler olabilir? Yakın gelecekte neler yapılabilir? Yolu kaldırımı, çevre düzenlemesi, yaşayabileceğim, ev dışında yaşayabileceğim alanları nelerdir diye bunlara bakıyor. Ve biz de yeni imara açtığımız yerlerde, yeni imarlaşan yerlerde bir kere bu noktaların hepsinde iddialıyız. Belediyemize düşen kısımla ilgili, yapacaklarımızla ilgili, mülkiyeti kamuya geçmiş olan her türlü yerin hızlı bir şekilde park ve sosyal alan oluşturulmasıyla ilgili biz orada iddialıyız. Üzerimize düşen çünkü çok hızlı bir şekilde yapıyoruz. Öbür tarafla ilgili de kamunun diğer taraflarla ilgili paydaşlarımızın yapacakları işlerle ilgili de bu da bizim işimizdir, değildir demiyoruz. O işlerle de ilgili gerekli çalışmaları yapıyoruz, omuzluyoruz. İlgili kurumlarla, bakanlıklarla, sayın vekillerimiz, bakanlarımız sağ olsunlar, bu işi Ankara'ya taşınmasıyla ilgili gerekli bir kısım varsa burada da yardımlaşarak bölgenin yapılanması, hareketin hızlanması için elimizden geleni yapıyoruz. Ama takdir edersiniz ki yeni bir bölgenin ihtiyaçları da fazlaca, hele hele bizimki gibi ortaya çok yüksekten bir çıta koymuşsanız, şimdi insan aşağıdakini gördükten sonra üzerine üst bir şey koymuşsanız buradaki de başlıyor bu sefer. Diyor ki ben diyor filan yerde gördüm diyor. Çok güzel oyun grupları var diyor. 2-3 sene önceki yaptığımız oyun grupları onlar da artık moda olmaya başladı. Yani her geçen gün
yeniliyorlar. Her geçen gün modası çıkıyor. Her geçen gün yeni kataloglar, yeni ürünler. Şimdi bazı parklarımızı yenileyeceğiz. Yeni parklar alacağız. Geçenlerde arkadaşlar oyun grupları vesairelere hazırlamışlar. Şimdi geçen sene baktıklarımdan, daha önceki sene baktıklarımdan, sevdiklerimizden, hoşumuza gidenlerden, vatandaşın, çocukların ilgisi çekenlerinden çok daha cıcılı bıcılı şeyler çıkmış. Çok daha güzel örnekler çıkmış. Şimdi bunları Kayseri'ye getireceğiz. Allah nasip ederse bu yaz birkaç tane parkımızda. Böyle gene fuarlar var değil mi? Tabii. Bütün, oradan seçiyorsunuz. Bütün şeyde hem Türkiye'de hem dünyada bunlar var. Şimdi bu oyuncu grupları Kayseri'ye geldiğinde sen bak ondan sonra Kocaeli'nin filan mahallesindeki oyun grubundan. Zümrüt'le Saraybosna'yı isteyin ben. İsmail kendi mahallesini istiyor. Pozitif ayrımcılık yapalım. Zümrüt mahallesinde geçenlerde Hoca Ahmet Yesevi'deki oyun grubunun yeni kondu, geçen sene konan oyun grubu. Zümrüt'tekini de 2015 yılında yapmıştık oradaki oyun gruplarını. Oradaki bir hemşerimiz, başkanım dedi bizim parkı ne zaman yenileyeceksiniz? Hangi park dedim? Şuradaki park dedi. Ya zaten acaba ya, hafızamı yokladım? Biz yaptık 2015-2016 ama acaba mı diye de gene soru işareti. Gel bir bakalım şu parka dedim. Beraberce yürüdük parka doğru. Parka baktım doğru. Bizim 2016'da yaptığımız park. Oyun grupları o zaman konmuştu oraya. Dedim ya işte bu yeni değil mi bu? Başkanım dedi olur mu dedi. Oraya bir tane park yapmışsınız dedi. Mis gibi oyun grupları. 2022 model. 5 senede kendini evet, şey yapmış. Bunlar isteniyor. Tabii biz bunu her sene yeniliğine şey yapacak olursak bunun altından kalkamayız. Doğru. Ama biz yenisi geldiği zaman, daha güzelleri geldiği zaman bir yandan da şeyi de takip etmek zorunda hissediyoruz kendimizi. Dönüşüm sürekli ha, devam ediyor tabii, yani. Bu çağa da ayak uydurmak lazım. O çağdaş ürünleri de takip etmek lazım. Tabii ki en önemlisi vizyon olması lazım. Ah, tabii ki bu işte mutlaka. Şimdi şehre bir şey katıyorsunuz orada. Kesinlikle. Yani vizyonunuz olmasa istediği kadar yenilikler olsun Sayın Başkan, boş bir durum ortaya çıkar. Ben oradan şuraya, eğer tamamladıysanız şuraya doğru yol almak isterim. Sözlerinizde kesmiş gibi olmayayım. Ben yanlış hatırlıyorsam siz de düzeltebilirsiniz, arkadaşlar da düzeltebilir. Ortada pandemi yokken sizin döneminizde Koca Sinan Belediyesi tarıma, tarımsal ürünlere olağanüstü ilgi gösterdi, yatırım yaptı, çok farklı noktalarda karşımıza çıktınız. Daha diğer belediyelerin, açık söylemek gerekirse, hiçbirinin bu konuyla ilgisi, alakası yokken Koca Sinan'ı tarımsal üretim noktasında bu hareketin içinde gördük. Şimdi araya pandemi girdi, bu işin ne kadar kıymetli olduğunu herkes idrak etmeye başladı. Diğer belediyeler de bu noktada yatırıma doğru yol almaya çalıştı. Ama işin nirengi noktasının ben Koca Sinan Belediyesi olduğunu bir gazeteci olarak, sorumlu ve bu işi takip eden bir gazeteci olarak biliyorum. O günden bugüne tarımsal manada neler yapıyor Koca Sinan Belediyesi? Önümüzde düşündüğünüz başka projeler var mı bu noktada? Neler hayal ediyorsunuz, neler yapıyorsunuz? Onu evet, paylaşmak istersiniz şimdi, diye düşündüm. Tabii ki birçok alanda benzer şekilde söylediğiniz gibi bizim hayata geçirmiş olduğumuz projelerden birçoğu hem Türkiye'de hem şehrimizde örnek alıp geliştirilen veyahut da örnek alıp benzerleri yapılan birçok projemiz var. Şükür güzel işler bunlar. Çünkü birbirimizden etkileşmemiz gayet doğal. Birbirimizden örnek almamız gayet doğal. Hatta biz bu noktada bazen dünyayı da takip ediyoruz. Dünyada olan bitenlerle ilgili lazım, acaba biz şehrimize neyi katabiliriz diye. Ve hatta şehir dışındaki bazı belediyeleri takip ediyoruz. Aynı şekilde onlar da bizi takip ediyor. Bunlardan birçoğunda dediğiniz gibi şükür bizim de örnek olduğumuz, öne çıktığımız, ön planda olduğumuz yerler var. Tarım da, tarımsal uygulamalar da bunlardan bir tanesiydi. Biz dedik ki Kayseri bir tarım bölgesi. Ama bunlar pandemiden önce çok değil mi önce, bu konuştuğumuz tabii, yani? Evet, oranın orta, altını çizmek istiyorum. Ortada hiç pandemi yok. Öyle vesaire bir dünya yok. Belediyelerin ilgi yok, alanında değil. Evet. Yok. Biz sadece domates fidesi dağıtan bir belediyeyiz. Onu da soracağım aslında ben. Evet. Ama onun dışında dedik ki bakın ata tohumu diye bir şey var. 10 bin evet, yıldır bu topraklarda ekilen, dikilen, genetiği değiştirilmemiş, genetiğiyle oynanmamış. Bugün alıyorsunuz, ekiyorsunuz aynı tohumu, daha sonra aynı ürünü tekrardan tohumluk olarak kullanabiliyorsunuz. Ama diğerlerini bu şekilde kullanamıyorsunuz. Her yıl yeni tohum almanız lazım. Gerekiyor. Bu da farklı bir şey. Ama bu toprakların tohumları, ata tohumları, yerel tohumları korumak,
gelecek kuşaklara taşımak son derece değerli, önemli diye ata tohumlarla ilgili yapmış olduğumuz şeyler var, uygulamalar var. Bir diğer tarafta tıbbi, aromatik bitkiler. Dedik ki ya çiftçilik bizim için tamam güzel ama bu çiftçiliğin yanında bölgeyi bizim floramıza uygun farklı ürünler de ekilip dikilmeli ve bunlardan da bizim çiftçimiz para kazanmalı. Bunlardan da bir şeyler elde etmemiz lazım. Aspirle ilgili aspirin ekilip dikilmesi, hasat edilmesi, yağının çıkartılıp ihtiyaç sahibi ailelere dağıtılması. Ya baktığınız zaman biz üretici değiliz, biz çiftçi değiliz, belediyeyiz. Ya belediye gitsin, ihtiyaç sahiplerine yağ dağıtacaksa alsın dağıtsın. Bu da söylenebilir ama örnek olmuşuz. Aspir diye bir şeyin duyulmasını veyahut da daha fazlaca insanlar tarafından kullanılması noktasında. Yetmemiş, üretmişiz. Yetmemiş, yağını çıkartmışız. Ve çok da değerli bir şekilde ürünü ihtiyaç sahipleriyle paylaşmışız. Bu topraklarda üretilen, bu belediyenin ürününü, personelin gayretiyle üretilen ürünü şeye dağıtmışız, ihtiyaç sahiplerine dağıtılmışız. Orada da böyle duygusal bir şey var. Bağ. İletişim var. Evet. Evet. Böyle de güzel bir şey var. Siyez buğdayı. Bana ilk siyez buğdayını dediklerinde ben ziraatçı değilim. Yani bilmem, ilk sizden duydum. Bilmem evet. De gayet normal. Siyez dediklerinde siyez diye bir buğday var dediler. Ya olabilir, bir sürü buğday var işte. Orada öğrendiğimiz. Ya siyez çok farklı, şöyle böyle falan. Bir gün hanıma dedim ki böyle böyle bir şey varmış dedim. Hanım marketten gitmiş siyez buğdayını bulmuş. Siyez diye bir buğday. Evet, onun ununu bulmuş. Olduğunu evet yani fark ediyorsunuz. Onun ununu bulmuş. Onun unundan poğaça vesaire bilmem neler yapmış. Bir gün akşam dedi ki bak böyle böyle siyez buğdayı diyordum. Bu da siyez buğdayının şeysi, ekmeği, poğaçası vesairesi. Bizim alışkın olduğumuz o beyaz ekmekten farklı bir şey. Biraz daha farklıca. Bu sefer şeye başladık. Bu siyez dediğin nedir? Ne i̇şte değildir? Mideye şöyle faydalı, bağırsak da florasında şöyle etkileri var. Sağlık açısından bunlar var. Oo, bir dünya bir şey. Yani biz burada siyezi anlatırken işin öte tarafına baktığınız zaman bir şeyi değiştiriyoruz. Kültürü eski bizim yaşam kültürümüze dönüştürüyoruz. Modern manada tarım yapılsın, yapılmasın demiyoruz. Ama ata tohumlarımız, yerel tohumlarımız, yerli tohumlarımızla bunların yapılmasını önünü açıyoruz. Evet, şimdi artık bu saatten sonra Koca Sinan'da biz bunları yapmışken bu saatten sonra bize tohum dağıtmak, tohum şey yapmak, ürünleri örneklemelerini yapmak artık biz oraları geçtik. Biz bundan sonra şunu yapmalıyız. Kayseri'nin tarımının bir yere gelebilmesi için ortaya bir yol haritası koymamız lazım. Bizim bize düşen, bize yakışan bu olması lazım. Sağ olsun Tarım İl Müdürümüz, Ziraat Fakültemiz, Erciyes Üniversitesi'nin ki bu çalışmaların hepsinin içerisinde onların da katkısı var, emeği var. Çünkü işi bilenler onlar, işin teknik tarafında onlar var. Bundan sonrasıyla ilgili onlarla beraber tarımı daha teknolojik manada nasıl verimli yapabiliriz? Hem ziraat boyutuyla hem hayvancılık boyutuyla. Bunlarla ilgili de zaman zaman konuşuyoruz, çiftçilerimizle konuşuyoruz. Önümüzdeki günlerde nasipse artık bunlarla ilgili çalışmalar yapacağız. Birebir çiftçiyle. Pandemiden önce ben bu toplantılara başlamıştım. Tam 2020'nin Ocak ayında mahallelerde pandemiden hemen önce. Ben evet. Hemen öncesinde evet. Köylerimizi geziyordum. Her bir köye gidip orada toplantılar yapıyordum. Köyün yerelde o köyün özelinde neler yapabiliriz diye. Ama arkasından pandemi patlak verince bu çalışmalarımız kalmıştı. Benim batıda ülkemizin batısında yapılan tarımla ilgili, hayvancılıkla ilgili, doğusunda, kuzeyinde yapılanlarla ilgili gördüğüm örneklerle ilgili acaba biz bunları hangisini Kayseri'ye modelleyebiliriz noktasında. Tabii ki çiftçilerimize bazı şeyleri anlatıyoruz. Onlar da kendi alışkanlıkları olan işlerle ilgili diyorlar ki ilk önce bir refleks gösteriyorlar bu olur veya da olmaz noktasında. Ama nasipse inşallah bunlarla ilgili rol model olacağız. Yani çiftçilerin gerek ortak üretimlerinde veyahut da o iş birlikleriyle neler yapılacak noktasında biz Koca Sinan Belediyesi olarak bunları sağlayacağız. Şimdi bunun nihayetinde ne olacak? Şehir ekonomisi büyüyecek. Ne olacak? Çiftçi kazanacak. Ne olacak? Tarımsal üretim artacak. Ama işin en güzel tarafı şimdi geldiğimiz nokta pandemiden sonra artık şehirlerin kendi kendine yetebilmesi. Tarım manasında yetebilmesi, teknoloji manasında yetebilmesi, iş gücü manasında yetebilmesi. Ne diyorlar? Dirençli şehirler diyor.
dirençli şehirler. Neye dirençli? Dışarıdan gelen etkilere, ataklara dirençli. Pandemide her taraf kapandı. Evet. Değil mi? Çaresiz kaldık. Lojistiğin de olmadığını düşünün ki dünya bununla ilgili de sınav veriyor. Hala lojistik yok. Evet. Antalya'dan bir şey gelmiyor, Adana'dan gelmiyor, Urfa'dan gelmiyor. Siz kaldınız burada kendi içinizde. Evet. Tarımsal manada da üretim yapabilen, kendi tarımını üretebilen bir şehir. Güvenli şehir diyor. Artık dünya farklı şeyleri konuşuyor. Şehirlerle ilgili farklı bir model ortaya koyuyor. Şehrin hem dış etkilerle, pandemiyle, virüste, salgınla, hastalıkla, bir şeylerle ilgili şehrin güvenliğiyle ilgili şeyleri konuşuyor. Tabii ki bunların hepsi uzun uzadıya planlanması gereken şeyler. İşte iklim değişiklikleri. Konu tabii biraz daha tabii tarımdan şey oldu, hareketle çıktık ama iklim değişikliği şu anda dünyanın gündemindeki en önemli konulardan bir tanesi. Evet. İklim değişikliği. İşte geçtiğimiz yıl hava sıcaklığının bir derece artmasıyla birlikte veyahut da sıcaklığın belli bir müddet uzun süre belli bir derecenin üzerinde gitmesiyle birlikte ülkemizin güneyindeki olan hadisedir. Veyahut da daha öncesinde Almanya'nın yaşadığı sel felaketi. Daha öncesinde işte o bölgedeki Kuzey Avrupa'daki yaşanan hadiseler. Hepsinin temeline baktığınız zaman iklim değişikliği. Şu anda dünya iklim değişikliğiyle mücadelede şehir bazlı yol haritaları hazırlıyor. Şehir bazlı acaba diyor biz bu iklim değişikliğine neler yapabiliriz diyor. Finlandiya yanlış hatırlamıyorsam bazı yerlere termometreler koyuyor. Metroya termometre koyuyor, bazı yerlerde sabit termometre koyuyor. Sıcaklık değişimini ölçüyor. Sıcaklık değişimiyle birlikte bu değişimin nasıl önüne geçebiliriz veya da bu sıcaklık değişimi bize neler sağlar? En sonunda bazı yerlerde bu sıcaklık değişimiyle ağaçlar dikiyorlar. Ağaç dikerek sıcaklığı sabitleme noktasında. Evet. Yani şimdi biz görsel bir güzellik, şehrimizin güzelliği, ağaç önemli, işte havamızı temizleyecek vesaire vesaire ama bilmeden, şimdi bunu artık bilinçli bir şekilde yapıyoruz. Öncesinde bunu bilmiyordum. Ağaç dikerek sadece şehri güzellendirirken şimdi küresel iklim değişikliği ile ilgili bir mücadelede ağaç dikerek de ön almış oluyorsunuz bir tabii ki. Bir şey yapmış oluyoruz, katkıda bulunmuş oluyoruz. Bu da işin tarım tarafına baktığımız zaman da kıymetli şeyler. Aslında koca sınavda baktığımız zaman kentsel dönüşümde şuydu buydu falan derken çok geniş bir yelpazede şehrin geleceğine yatırım yapıyoruz. Son reklama geçmeden önce istersen çok kısa sorun ama tarımdan şey. Çıkmayalım orada. Tarımdan bir çıkmadan evet, onun tamam. için yani ben reklama gitmeden sorma gereği hissettim. Tabii. Ben ya buradaki birinci gün programda ya da köşe yazımda demiştim ki son yıllarda son zaman dilimi içerisinde gördüğüm ve en mutlu olduğum kuyruk diye nitelemiştim. Hmm. Domates fidelerinizle ilgili. Sanırım benim gördüğüm fotoğrafta bir rekor kırıldığının kanıtıydı. Hangi safhada ne kadar dağıttınız? Yani olağanüstü bir ilgi vardı zannedersem. Bir günde 3 noktada Mimar Sinan Parkı'nda, Beyazşehir'de, Ziya Gökalp'te 3 noktada, 3 farklı noktada domates fidesi dağıtımı. 2-3 gün içerisinde de en büyük dağıtım birinci gün. 2-3 gün içerisinde de 550 bin kök fideyi. 550 bin. Ha, 550 rekor bin. Herhalde değil mi? Kendi rekorunuz. Aynen öyle. Evet. 550 bin kök fideyi dağıttık, bitirdik. Şimdi hele ilk günkü dağıtımla ilgili baktığınız zaman kargaşa yok. Ama muazzam kuyruklar var. Olumlu manada. Evet. Herkes böyle girmiş sıraya tıkır 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 alıyor sırasından fidesini gidiyor. Fidesini alan gidiyor. Şimdi işin güzel tarafı şu. Demek ki organik üretimle ilgili evet. insanların bir rağbeti var. Organik üretim deyince tarımla ilgili bakın bu sene 10.sunu yapacağız. Organik pazar. O da marka oldu. Türkiye'de sayılı, Kayseri'de tek. Evet. Organik pazar. Kocasının sınırları içerisinde, Erciyes evlerde. Domates fidesinin özelliği şu. O da bizim yerli tohumumuz, yerel tohumumuz. Bekir abi zamanında başlayan bir uygulama. Elin emeğine sağlık, sağ olsun. Karagıdır, karabacak diye bilinen bir tohumdan elde ediliyor. Onun rehası farklı, tadı farklı. Onu yiyen zaten ondan sonrasında domates deyince aklına o geliyor. Fidenin bile kokusu domates kokusu. Böyle, böyle güzel bir ürün. Tabii şimdi bunlar baktığımız zaman, anlattığım şeylere, anlattığımız işlere baktığımız zaman bunlar
akşamdan sabaha gündelik belediyecilik işleri değil, belediyecilik faaliyetleri değil. Kentsel dönüşümle birlikte siz şehri yeniden kuruyorsunuz. Şehrin 25 senesini, 50 senesini yeniden inşa ediyorsunuz. Kentsel yenilemeyle herkes öyle. Tarım dediğiniz iş, yani bu benden sonrasının şeyleri, bizden birkaç sonrasının kuşakların işleri. Şimdi bakın, köylere gittiğimiz zaman belli bir yaş grubunun üstünde tarım yapan var, belli bir yaş grubunun altında insanlar tarım yapmıyor. Ziraatla, hayvancılıkla uğraşmıyor. Eğer biz bunu bırakırsak, ya şimdi siz diyebilirsiniz ki belediyenin bu işte niye belediye var veyahut da belediyenin karı ne burada diyebilirsiniz ama bu şehrin geleceği için, bu ülkenin geleceği için bu olmazsa olmaz. Yani gelecek için yapmış olduğumuz işlerden bir tanesi, bundan sonrası için olmazsa olmaz olarak gördüğümüz işlerden bir tanesi. Bu işle ilgili de mümkün olduğunca bu tarımsal altyapının güçlendirilmesi için bir taban oluşturmamız lazım. Geçenlerde mesela bizim Kızık bölgesinde ay çekirdeği mahzeminde daha keza öylesine yoğun bir şekilde ay çekirdeği ekiliyor. Kayseri hububat noktasında ay çekirdeği de Türkiye'de, çerezlik ay çekirdeği de Türkiye'de birinci ama nohut, fasulye, mercimek, bakliyat noktasında da Kayserimiz çok iyi bir noktada. Buradaki bizim hem ürettiğimiz ürünler hem de tüccarlarımız noktasında çok iyi bir noktadayız. Artık ay çekirdeğini dünyaya ihraç ediyoruz. Bu noktaya gelmiş vaziyetteyiz. Şimdi bunlarla ilgili hem üreticinin hem de bu işin ticaretini yapanların da önünü açabilmek veyahut da onların sorunlarıyla ilgili veyahut da şehrimizde bunu geleceğe nasıl taşıyabilirizle ilgili de bir şeyler kafa yoruyoruz. Bunlarla ilgili de ortaya bir şeyler çıkartmanın kaygısındayız. Günübirlik akşamdan sabaha ya şu mu olsun bu mu olsun veyahut da şöyle olsun böyle olsun dediğiniz zaman günü kurtarırsınız. Yarının ne olacağı meçhul olur. Ama bazı şeyler sizden sonrasında görev yapıp bıraktıktan sonrasında da sizden sonrasında bir güzel miras bırakırsınız, bir emanet bırakırsınız. Ağaç dikerken de öyle. Ağaçları, dikilen ağaçları birçok yerde Allah herkese hayırlı ömürler versin de belki 50 sene sonrasında kocaman kocaman ağaç olacaklar. Oraya da gireceğiz ikinci evet. bölümde herhalde. Yeşil alanı da değerlendireceğiz ama bir reklamlara geçelim evet. isterseniz. Sevgili izleyiciler, Kocasinan Belediye Başkanımızla yapmış olduğumuz birinci gün programımız kısa bir aradan sonra tekrar devam edecek. Gözünüz bizde olsun efendim. Sevgili izleyiciler, kısa bir aradan sonra tekrar birinci gün programımızda sizlerle birlikteyiz. Kocasinan Belediye Başkanımız Sayın Ahmet Çolak Bayraktar Beyefendi ile sevgili Metin Sönmez ve İsmail Şahin ile birlikte Kocasinan'a yapılan yatırımları ve hizmetleri konuşuyoruz. Tabii değerli izleyicilerimizden gelen mesajlar da var ama onları da soracağız, değerlendireceğiz. İsmail Bey, ilk bölümde sevgili Metin Bey başlama vuruşunu yapmıştı. İsterseniz ikinci bölümde de sizden başlayalım. Tabii tarım ve hayvancılık demişti. Oradan devam etmek isterim. Özellikle hayvancılık konusunda belediyenin yaptığı faaliyetler var mı? Kırsala yönelik ne tür faaliyetler yapıyorsunuz? Bir de geçmişte tabii Kocasinan'ın kırsal mahallesi çok fazla. İnsanlar buraya geldiğinde geçimini hayvancılıkla sürdürüyordu. Şu anda hem kentsel dönüşüm hem konut sayılarının artmasıyla birlikte bazı bölgelerde hala hayvancılık yapıyor ama bir tarafta da konutlar var. Mahalle içerisinde kalan, konutların arasında kalan hayvancılıkla uğraşanlara yönelik bir düzenlemeniz olacak mı? Onlar da bir şekilde üretiyor, geçimlerini sağlıyor. Tamamen de onları bir kenara atmamak adına ne tür işlemler yapıyorsunuz? Evet, güzel. Şimdi bir kere hiç kimsenin geçimiyle ilgili ya buradan bir geçim sağlayan insanlara mani olalım gibi bir yaklaşımımız olamaz. Allah bereket versin. Bir şekilde o insanların geçim sağlaması son derece önemli. İşin tabii ki tarım tarafı, hayvancılık tarafı da bir o kadar daha önemli ve değerli. Ama dönüp bir de bu taraftan baktığınız zaman şehrin merkezinde, şehir içerisinde ben hala burada hayvancılık yapacağım derseniz bu olabilecek bir şey değil. Bakın çok net yaşadığım onlarca örnek var. Babayla oğul, iki kardeş yan yana, birinde iki tane, üç tane neyse inek var, besleniyor, sütü alınıyor, bilmem ne yapılıyor ama yanındaki oğlu, kardeşi, gelini, ya başkanım böyle böyle bir durum var, ne olur bize yardımcı olun. Ya işte orada annem babam veyahut da konum komşum, arkadaşım, ahbabım, akrabam, ben bir şey diyemiyorum ama biz de burada rahatsızız diyen örnekler de var. Şimdi belli aralıklı şeylerde, bölgelerde, belli zamanlarla bu mücadeleyi başlattık hayvancılıkla ilgili. Dedik ki ilk önce merkezden hareketle dalga dalga içeride
Bunlar işte Yeşil Mahalle'de bu iş olmaz artık dedik. Mithatpaşa'da bu iş olmaz dedik. Yeni Doğum Mahallesi'nde bu iş olmamalı dedik. Ziya Gökalp'te herkese olmamalı. Ayhevran'da bu iş olmamalı dedik. Saraybosna'da, Hoca Ahmet Yesevi'de. Bu işin yapılabilmesi için ya bizim kırsal köylerimize gidecek, kırsal mahallelerimize, köylerimize gidecek ya da başka hayvancılık bölgelerine gidip oralarda çalışma yapılacak. Hatta ve hatta Beydeğirmeni gibi bir yer var. Besi bölgesi, hayvancılık alanında. Büyük işletmeler ise gidip oralarda bu işi yapacaklar. Yoksa şehrin merkezinde kalmış mahalleler içerisinde biz bu işin olmasını izin verirsek, müsaade edersek, bu işe kalması yönünde bir irade serdedersek o zaman maalesef diğer insanları biz korumamış oluruz. Bundan dolayı da şimdi gene bu yıl içerisinde de geçen yıllardan beri hep kademe kademe yapmış olduğumuz bu genişlemeyi devam ettireceğiz. Özellikle Oruç Reis Mahallesi'nde. Şimdi tabii ki bunu söylemek belli bir kesim, özellikle hayvancılıkla uğraşan kardeşlerimiz tarafından ben bunu söylediğim zaman onlar tepki gösterebilirler ama olması gereken iş şehir menfaatine, olması gereken iş oradaki yaşayan insanlar, çocuklar için. Şimdi birileri besi yapıyor. Besinin de ister istemez atıkları var. Onlar da gelişigüzel sağa sola saçılıyor veyahut da bırakıyorlar. Yan taraftaki yaşayan ailenin de çoluğu çocuğu orada oynuyor. Ya bu da hak değil. Evet. Bundan dolayı biz süre verdiğimiz, özellikle Oruç Reis'te daha yoğun olduğu için altını çizerek söylüyorum. Oruç Reis'teki bölgesindeki hemşehrilerimiz bu yıl itibariyle kurbana kadar artık şeyimiz orada, süremiz. Kurbandan sonrasında yeniden orada bu işin yapılması, devam etmesi değil. Mümkün değil. Bakın şehir hastanesine giderken hemen şehir hastanesinin sağ tarafında bir mahalle. Evet. Artık orası merkezde kalmış bir mahalle. Bir tarafında hastane. Bu iş olmayacak. Şimdi orada TOKİ birinci etap 500 küsur konut yaptı. Oruç Reis kentsel dönüşüm için 500 küsur konut daha yapılıyor. Yoğun da bir yerleşim alanı oluşmaya başladı o bölgede. Diğer tarafta yapılan gene TOKİ'nin ve özel sektörün yapmış olduğu konutlar var. Çepeçevrede artık konutlarla... Konsumal var vesaire. Yani ticaret bölgesi var. Burası çepeçevre sarıldı. O yüzden şimdiden biz uyarılarımızı yılbaşından itibaren orada yapmaya başladık. Geçen yıldan beri devam ediyor ama yılbaşında daha yoğun bir şekilde yaptık. Şimdiden tedbirini alacaklar. Kesinlikle buradaki irade bundan öncekilerdeki olduğu gibi Yeşil Mahalle'deki, Hilal Mahallesi'ndeki o zamanki adıyla koymuş olduğumuz irade aynen devam ediyor. Oruç Reis için de orada artık besi diye bir şey kalmayacak. Merkezdeki birçok mahallemizle ilgili bunu hayata geçireceğiz. Kesin. Buradaki kararlıyız. Bunu 1 milyon bu şehirde yaşayan 1 milyon 300 bin kişinin hukukunu korumak adına yapıyoruz. Sadece Kocasinan'ın değil, bütün bir Kayseri'nin hukukunu korumak adına yapıyoruz. Bizim açımızdan da zor bir şey ama vatandaşlarımızın bu noktada özellikle besicilikle uğraşan vatandaşlarımızın anlayış göstereceğini ve bu işi diğer bölgelerde olduğu gibi sükunetle kendi rayında devam edip nihayete ereceğini düşünüyorum. Tabii ki sadece Oruç Reis değil, Boztepe, Sancaktepe ve Cırgalan bölgesi de herkese bu işin içerisinde. Çok az birkaç tane kaldı Saraybosna tarafında. Bunlar da bu işin içerisinde. Artık bu bölgelerde, şehrin merkezinde ve buralar artık yapılaşmanın da önünün açıldığı yerler. Bu bazı yerlerde vatandaş, ya bizim bölge niye gelişmiyor diyor. Gelişmemesinin sebeplerinden bir tanesi de kendi içlerinde bulunmuş oldukları durum. O durumu oradan kaldırmazsanız oraya insanlar niye gelip ev alsınlar veyahut da yatırımcı gelip orada müteahhit niye ev yapsın? Bunları da göz ardı etmemiz lazım. Şimdi sadece bizim besiyle ilgili değil, coğrafya büyük olunca, yüz ölçümü geliş olunca birçok alanda birçok farklı işlerle ilgili de yapmış olduğumuz çalışmalar var. 4-5 yıl öncesinde hatırlarsınız Elkiyat Bulvarı üzerinde onlarca inşaat malzemesi satanlar vardı. Evet, kimsenin ticaretinde değiliz. Allah çok versin, Allah bereket versin. Herkes ticaretini yapsın, kazansın, evine helal lokma götürsün. Çoluğunun çocuğunun rızkını, nafakasını kazansın. O güzel ama şunu da göz ardı etmesin. Kendi rızkını, nafakasını kazanırken başka insanları da rahatsız etmeyelim. Belediyeyi de zorda bırakmayalım. Bir diğer insanları da orada biz bir iş yaparken diğer insanları da
bizim yaptığımız ticaretten dolayı, işten dolayı mağdur etmeyelim. Ben hep şu örneği verdim. Oradaki o zaman geldiklerinde o ticareti yapan kardeşlerimize dedim ki, tamam siz ekmeğinizin derdindesiniz, haklısınız, ben de sizin yanınızdayım. Ekmeğinizin derdinde olduğunuz için, helal peşinde olduğunuz için. İşin şu tarafına bakın, oraya bir tane ev yapılmış, 3. katta, 5. katta yeni ev almış hanımefendi. O gün evinin camını silmiş, temizlemiş, pırıl pırıl evini temizlemiş, camını açıyor ertesi gün. Bizim sattığımız inşaat malzemesi tozu toprağı evine doluyor. Reva mı? Hak mı? Bu olmaması gereken bir şey. Siz bunu kendi yerinize koyun. Bununla ilgili ne yaparsınız dedim. Başkanım haklısın, o zaman süre ver, biz bu işi bitirelim dediler. Bak onunla da anlayışla yaklaştılar. Tamam dedik, kırmadan, dökmeden, hiçbir şekilde nasıl diyelim, kavga gürültü ortaya çıkartmadan sükunet içerisinde çözdük. Ve şu anda Erkek Bulgarı güzergahında yok. Mahalle aralarında zaman zaman karşımıza çıkıyor. Çok net bir şekilde söylüyorum. Mahalle aralarında böyle işler yapılmaz. Mahalle aralarında böyle ticaretler olmaz. Bunun yapılacağı yer bellidir. İnşaat malzemeleri satıcılar için bir merkez var. Gidecek orada yapacaklar. Onun dışında eğer ki biz buna müdahale etmek zorunda kalır isek, vatandaşla zabıtamızın, belediyemizin karşı karşıya gelmesini asla istemeyiz. Ama bu iş, yaptığımız iş şehir menfaatine, yaptığımız iş o bölgede yaşayan kişilerin hukukunu korumak için yaptığımız iş. Bu noktada da bizim anlayış göstereceklerine inanıyorum. Çünkü şu anda önümüzde besicilik gibi birkaç yerde de maalesef gene ortaya çıkan site dışındaki iş yerleri, inşaat malzemesi satanlar varmış. Bunlarda da onların bizi anlamalarını rica ediyorum. Ve hiçbir şekilde bize şey bırakmadan, müdahale şansı bırakmadan kendilerinin bu işi yapmaları lazım. Nasipse inşallah Kurban Bayramı bu besiciler için milat, orası sınır. Ondan sonrasında olmayacak. Ve haber bırakmış olduğumuz, ihtar verdiğimiz her bir bölgedeki bu işi yapanlar şimdiden, çünkü çok öncesinden, geçen yıldan beri süre gelen bir süreç, artık kendilerine alternatif bulmaları lazım. Ya bizim kırsal mahallelerimize, köylerimize gidecek, ya Besi, Beydermen'deki Besi bölgesine gidecek. Alternatif de var. Yani ben nereye gideceğim diye yok. Beydermen'i Besi bölgesi, bir endüstri hayvancılık bölgesi. Çok hayvanı olanlar gidip orada bu işi yapacaklar. Sokakta, kaldırımda, sağda solda hayvan atıkları artık olmayacak. Olmaması lazım. Evet. Ama modern şehirlerde de olmaması lazım. Mümkün, yani tabii ki. Şimdi o artık eski Kocasinan'ın yüzü yok. Eski görüntüsü yok. Ve bundan dolayı da bu işin nihayete ermesi noktasında da bu sene daha önceki koymuş olduğumuz iradeyi gene masaya koyuyoruz. Bu iradeyi sarılıyoruz. Bunu yapacağız. Şimdi şehirde yaşamak kurallara uymak demek. Şehirde yaşamak karşımızdakini de anlamak demek. Şehirde yaşamak sadece ben yaşıyorum değil, bir topluluk içinde yaşıyoruz. Toplumun tamamının huzurunu koruyacak şekilde yaşamak demek. O yüzden şehir yaşamının gereklerini hep beraberce yaparsak huzurlu bir şekilde şehirde yaşarız. Herkes mutlu olur. Ortak mutluluğu artırırız. Bu iş içinde inşallah anlayış içerisinde çözülmesini, nihayet ermesini umut ediyoruz ki şimdiye kadar hep öyle oldu, gene de öyle olacak. Değerli başkanım, çok özür dilerim. Bir şey anlatayım. Biraz da şey, espri olsun. Bir mahallenin bir tanesinde orada bir amca, yaşlıca, 4-5 tane ineği var. Sağ sol her taraf bina olmuş. Amca ısrar ediyor, ben buradan gitmem diye. Bizim zabıtalar gidiyor, amca ısrarcı vesaire. Orta refüjlerde yayıyor, bizim şeylerde yayıyor inekleri. Amca bir gün geldi, dedi böyle böyle dedi, benim dedi şeye dedi, bana dedi, aynen konuştu, bana dillik vermiyorlar dedi. Amca ne yapıyorlar sana, niye yapmasınlar, öyle şey olmaz falan. Yok dedi, benim dedi inekler var dedi, sen zabıtalar dedi, rahat bırakmıyorlar beni. Peki amca, nerede, ne yapıyorsun, ne ediyorsun falan derken, şöyle şöyle, amca dedim ya, o mahallede olmaz artık, her taraf bina oldu. İyi de dedi, ben varken onlar yoktu dedi. Çok güzel. Çok güzel. Ben oradaydım. Oraya o kadar benimsemiş. Ben 20 senedir oradaydım. Ben vardım. Onlar sonradan yoktu, geldi diyor. İçselleştirmiş olayı. Ama şimdi bak. Ama bu değişim
Artık olacak. Evet. Değerli başkanım, karpuz zaten biliyorsun pastırma Kayseri denince pastırma sucuğuyla ön plana çıkıyor. Geçtiğimiz gün İsmail Bey'le mi Metin Bey'le gelirken hatta o pastırmacılar parkının etrafında hep TOKİ konutları da yükselmiş. Baktığımızda o alanda kalmış. Belli ki o artık konutların içerisinde bir alan gibi duracak gibi bir görüntü var. Karpuz zaten burada kalacak mı gidecek mi diye. Yani. Siz sormuyorsunuz ben mi soruyorum? Yani ben biraz daha böyle yumuşatarak yani. Şimdi karpuz zaten bir gerçek. Bir realite. Kayseri'nin pastırması da hem şehrimizde hem Türkiye'mizde ün salmış Kayseri'mizin bir markası, bir değeri. Kayseri pastırması, Kayseri sucuğu. Ve bunun üretildiği yerde karpuz zaten. Şimdi baktığınız zaman böyle bir değer var elimizde. Bu değerin üretildiği bir yer karpuz zaten bölgesi. Tabii ki karpuz zaten da orada şu anda kendi özelinde daralmış bir vaziyette çevresinden dolayı. Evet, er ya da geç karpuz zaten da bir şey olması lazım. Yeni bir yere gitmesi lazım. Ama bu sadece Koca Sinan Belediyesi'nin yapabileceği bir iş değil. Çok net bir şekilde. Bir tarafta ticaret borsası ve bu işi yapan et işleme tesisleri olan, mezbaları olan, entegre tesisleri olan işletmeciler. Bir tarafta Büyükşehir Belediyesi, bir tarafta da Koca Sinan Belediyesi. Bunun da zaman içerisinde programlanması lazım. Akşamdan sabaha bu iş olmaz. Akşamdan sabaha, bakın diyorum ki yıllar öncesinde, aylar öncesinde uyarıyoruz. Diyoruz ki bunu böyle böyle yapmamız lazım. Programımız bu, takvimimiz bu diye. Şehirde bununla ilgili de tabii ki bir yol haritası çizilmesi lazım. Bir yol haritası ortaya konması lazım. Ve tarafların hepsinin mutabakatıyla bu yol haritası konması lazım ki bizim pastırmamız, sucuğumuz, et ürünlerimiz, orada ciddi bir ekonomi var. Bu şehre gelen bir ekonomik bir değer var orada. Orada bir alım satım var. Orada bir bu işten ekmek yiyen, ticaret yapan insanlar var. Orada çalışan, üreten kardeşlerimiz var. Ekmeğini helalinden kazanan işçi kardeşlerimiz var. Bunların hepsini değerlendirmemiz lazım. Ve nihayetinde ortaya şöyle bir şey çıkması lazım. Ya biz bu üretimle birlikte biz bunu daha fazlaca hem Türkiye'de hem yurt dışında nerelere ne şekilde ne yaparızı bir masaya yatırmamız lazım hep beraberce ve ona göre de bir yol haritası çıkarmamız lazım. Dediğiniz doğru ama şu günkü şartlarda masada herhangi bir orası ile ilgili bir şey yok. Çalışma yok. Sayın Başkan. Ama olmayacağı manası da gelmez. Yapılması gereken işlerden de bir tanesi. O bir işbirliğiyle birlikte hareket etmek lazım diyorsunuz. Orası da anlaşıldı. Ben şuradan devam etmek niyetindeyim. Koca Sinan deyince aklımıza biraz da oluşturulan yeşil alanlar, dikilen ağaçlar, bunlarla da hep ön alıyorsunuz, ön plana çıkıyorsunuz. Nedir hedefiniz? Nereye gitmek istiyorsunuz? Nereye varmak istiyorsunuz? Bu anlamda yaptığınız yatırımlar nedir? Ne var? Yani paylaşın, biz de bilelim, evet biz de duyalım. Yeşil deyince durdurak bilmiyoruz. Yeşil, devam edelim. Yeşil alan bizim için ağaç. Ağaçlandırma çalışmaları özel bir başlık. Şimdi herhalde bir strateji olarak her yıl düzenli olarak baharında ve güzünde şehrimiz için söylüyorum. Rakamlar var mı? Paylaşır mısınız? Tabii. Evet. Düzenli olarak ağaç diken nadir belediyelerden bir tanesiyiz. Türkiye için söylüyorum bunu. Türkiye geneli. Nadir belediyelerden bir tanesiyiz. Her dönem bakın bahar ayında ve güz ayında sistemli bir şekilde ağaçlar dikiyoruz. Şimdi göreve geldiğim günden itibaren yeşil alan varlığımızı park, mini ormanlar, ağaçlandıracak alanlar olarak hepsiyle birlikte söylüyorum. %83 oranında artırmışız yeşil alan varlığımızı. Yani bir birimken neredeyse bir birim daha eklemişiz. Tamam mı? Yapılan işte şimdiye kadarkinin yanına 7 yılda eklemiş olduğumuz alan. Şimdi bunları yapmak, ağaçlandırma, park yapma işin en kolay tarafı. İşin orada zor tarafı o ağaçların dikileceği mülkiyetin kamuya geçmesi veyahut da o yeşil alanların, parkların kamuya geçirilmesi. Şimdi önümüzde mesela çok ciddi birkaç tane proje var. Bir tanesi Ekret Millet Bahçesi. Bir tanesi
Zümrüt Mahallesi'nde, hadi söyleyelim yeri. Zümrüt Mahallesi'nde şu anda güzel bir proje çıkıyor oraya. Zümrüt Mahallesi'nde güzelce, uzunca bir aks olacak, park olacak bir proje. Bir tanesinde nasipse önümüzdeki günlerde inşallah biraz daha netleşsin. Ondan sonra paylaşacaksın sandım. Bunların oluşabilmesi için 5-6 senedir uğraşıyoruz. Mülkiyetin çözülebilmesi için. Bir de mülkiyeti çözebilmek için kamulaştırıyorsanız ciddi bedeller ödüyorsunuz. Rakamlar ödüyorsunuz. Üzerine park yaptığınız, harcadığınız para da çok daha fazlasını toprak için yapıyorsunuz. Ama çok net bir şekilde söylüyorum. Kararlı bir şekilde, ısrarlı bir şekilde ortaya konmuş bir iradeyle bunu devam ettireceğiz. Nasıl ki kentsel dönüşüm için ben bunu bizden sonraki çocuklar için, gençler için, bizden sonraki kuşaklar için bir emanet olarak görüyorum ve yapıyorum diyorsam, yeşil alan varlığını da artırmayı da aynı şekilde düşünüyorum. Benim doğduğum bu şehir için, yaşadığım bu şehir için, Allah ömür verdiği müddetçe de burada yaşamayı planlayan birisi olarak benden sonraki kuşaklara da herhalde bırakabileceğimiz en değerli varlık, en değerli hediye yeşil alanlar, ağaçlar. Ve orada şimdi şöyle bir işimiz var, daha iddialı bir işimiz var. Şehrin içerisinde mini ormanlar yapmak. Eğer ağaçlandıracak alanlar var ise oraları diyoruz ki tamamen ağaç dikelim. İnsanlar orada altında gölgelenebilsin, oturabilsin. Yani sosyal donatıları, oyun alanları değil de biraz daha periferde kalan yerlerde mini ormanlar yapmak. Yeni doğanda... Şunlara dikkat ediyor musunuz? Sözünüzü böleceğim ama bu önemli bir durum. Yani toprağın yapısı, orada kullanabilecek ağacın menşei, bunlar çok önemli çünkü... Bunu bugün yaptınız ama yarın elimizden kayıp gitme ihtimali de var. Yanlış bir yapılandırmaya giderseniz. Doğru. Yani ne yapıyorsunuz şimdi, bu konuda? Şimdi ben göreve başladıktan sonra ciddi manada bu işle ilgili fuarları takip ettim. Neler yapılabilir, ne ekilebilir, ağaçlar, yeşiller vesaire. Fuarlara gittiğimiz zaman tabii ki biz görmediğimiz için, bölgemizde olmadığı için özellikle İstanbul'da, Marmara'da falan çok yaygın manalyalar veyahut da Akdeniz iklimindeki o sikaslar, palmiyeler vesaire, o tip ağaçlarla ilgili durmadan şey yapıyordum. Ya bundan Kayseri'ye yapalım, alalım, götürelim falan. Oradaki hep bu işi yapanların, tecrübe edenlerin şeysi işte Kayseri coğrafyasının iklim olarak bazı şeylerle ağaçtır, ilgili uygun olmadı. Uygun değil. Ama bazı yeni bitkiler, gerek çalı grubu gerek ağaçlarla ilgili olabileceğiyle ilgili de bu işin ehli insanlarla yapmış olduğumuz çalışmalar neticesinde bizim bölgemize uygun, bizim bölgemizde yaşayabilecek, İklimize, kış şartlarına, evet, yaz şartlarına uygun yaşayabilecek şeyler var. Ağaçlar var veyahut da çalı grupları var. Bunlarla donatıyoruz. Tabii ki ağaçlandıracağız, daha fazla ağaç, ama ana hedefimiz Allah nasip ederse bu ağaç parklarımızda daha nitelikli bitki örtüleri. Özellikle bu bitkiler budanarak, şekil verilerek çok güzel şeyler yapılabiliyor. Bu peyzaj işi o kadar keyifli bir iş ki insanlar bunu bir sanat olarak yapıyorlar. Yani bir, orada bir sanat icra ediyor işin aslına baktığınız zaman. Tabii şu anda bizim parklarımızda biz bu vaziyete geldik diyemem. Niye? Çünkü bizim orada park bahçelerdeki budamasından tutun da o işi bakımını yapacak olan ekibe kadar hepsinin özel bir eğitim alması, bu işte noktasında bunları görmesi, eğitilmesi gerekiyor. Şu anda ana önceliğimiz yeşil varlığımızı artırmak, yeşil alan metrekaremizi artırmak, daha fazla yeşil alan üretmek. İkinci önceliğimiz mevcut parklarımızı yenilemek, evet, iyileştirmek. Yeni mevcut parklarımızı yenilerken, iyileştirirken de en önemli dikkat ettiğimiz husus şu. Çok fazla eğer içerisindeki beton alan var ise, sert zemin var ise bunu toprak veyahut da yeşil haline getiriyoruz. Daha fazla yeşil alan yapıyoruz. Burada yeri gelmişken bir şeyi özellikle altını çizmek istiyorum. Artık tartan zemin yapmıyoruz. Neden? Bilerek yapmıyoruz. Evet, aynı soruyu ben de soruyorum. Neden? Şimdi tartan zemin bir kere petrol türevi bir malzeme. Kesin. Yani bu bizim ürettiğimiz bir ürün değil, ülkemizde olan bir ürün değil. İhraç etmiş olduğumuz petrolden nihayetinde üretilen bir ürün, dışarıya para veriyoruz. Ama ondan daha önemlisi sağlıklı bir ürün değil. Özellikle yürüme içinde. Evet, doğru söylüyorsun. Ben onu söyleyeceğim. Sağlıklı bir şey. Ayak yanıyor da devamlı biraz hızlı yürüyünce. Bu benim kafamdan söylediğim bir şey değil. Bilimsel araştırmalar olarak, tabii ışığında. Ki, bu işin ortopedik uzmanlarının söylediği bir şey. Bu doğru olan malzeme bu malzeme değil. Bir diğer tarafı da antistatik olması, işte insanın
vücudun elektriğini atamaması sebebiyle de doğru bir malzeme değil. Kiremit irmiği. Doğru malzeme kiremit irmiği. Yeni yaptığımız parklarda kiremit irmiği yapıyoruz. Şimdi yenileyeceğimiz eski parklarda da mümkün olduğunca zaman içerisinde artık tartan zemini bitireceğiz. Tartan zemin yok. Zamanla oyun gruplarına altındaki tartan zemini de zamanla onu da bitirip toprak veyahut da çakıla olan çocukların oynayacağı alanlara bunlara getireceğiz. Şimdi parklarda özellikle şöyle bir şikayet var. Çocuklar tozda toprakta oynuyor. Ama oynaması gereken yer o. Tozda toprakta olmaması lazım. Parkların içerisinde toprak alanlar, kum havuzları özellikle yapıyoruz ki çocuklar orada oynasınlar diye. Ama zaman içerisinde inşallah bir sonraki merhalede de oyun gruplarının altında da hiçbir şekilde sentetik malzeme bırakmayacağız. Onlar da doğal kum haline getireceğiz. Bunlar bilinçli olarak yapılan işler, doğru işler, sağlıklı işler, olması gereken işler. Ama baktığınız zaman tabii ki vatandaş algısı, vatandaşın beklentisi, ya bizim çocuk niye toprakta oynuyor ki, niye tozda oynuyor ki gibi bir algıyla karşılaştığımız için, bunu da bir hamlede çözemediğimiz için maalesef, ama bundan sonrasında yürüyüş yollarıyla ilgili yaptığımız, geldiğimiz nokta ve oyun gruplarıyla inşallah bundan sonrasında bu noktaya getireceğiz. Şimdi bir yandan da bir şeylere kentsel dönüşümde hani inanacaksınız, inandıracaksınız, karşısı da inanacak, kabul edecek hareketle biz de tabii ki hem bazı şeyleri öğreniyoruz, doğrusunu, hem de bir şeyleri yaparken acaba bu doğru mu değil mi diye de bir yandan da araştırıyoruz. Ve bunları öğrendikten sonra da kamuoyunu da doğru ya getirme noktasında kamuoyunu da hazırlamanız gerekiyor. Kamuoyunu da buna senkronet hale getirmeniz gerekiyor. Yoksa kamuoyu ona alışkın hale gelmezse bu sefer yapılan iş de şey olmuyor, kabul görmüyor. Senkron tutmasa bu program bile olmaz. Aynen. Ben şuradan devam edeyim. İzninle İsmail'in sorusunu da çalmış gibi olacağım ama buradan gerçekten interaktifte bir katılım var. Çok ratinginiz iyi. Onu da ifade etmek durumundayım Sayın Başkan. Başkan dürüst olunca. Evet. Yani oradan izleyicilerimiz bana mesaj atıyor. Beyazşehir'de şu anda çok hummalı bir şekilde yol çalışması var diyorlar. Çok gerekliydi. Aynen buradan okuyorum. Size de verebilirim. Çok yerinde bir çalışma oluyor. Acaba Beyazşehir'e başka yatırımlar da var mı? Başkana sorar mısınız diye. Böyle interaktif bir katılımla soran izleyicilerimiz var. Çınarbaşı İkinci caddenin ismi aklıma gelmedi. Her neyse. Orada iki tane cadde var. Cadde değil, bulvar. Genişçe 35 metrelik bulvarlar. Onları tamamlıyoruz. Onların sağında solunda hem yeşil alanlar, hem yürüyüş yolları, hem de bisiklet yolları yapıyoruz. Bakın yaptığımız işlerden bir tanesi de bisiklet yolu bisiklet önemli. Yolları. Evet. Evet. Parklar içerisinde. Parkların içerisinde, büyük parklarda çocukların bisiklet sürebileceği, güvenli bisiklet sürecek alanlar oluşturuyoruz. Büyükler de sürebilir mi? Sürebilir. Biz Doğan'la İsmail'le girmeye talibiz. Yani bisiklet öyle sürebilir. Bisikletlerimiz ama var. Şimdi çocuklar bakıyorum, asfalt da güzel, iyi, hoş da buradan da bir çağrı yapalım. Asfalt, yeni asfalt dökünce çok sıkıntı yaşıyoruz. Yeni asfalt döktükten sonra maşallah nasıl olsa buraya asfalt dökülmüş, belediyenin eline sağlık diye bazıları orada şeylere uymadan, trafik kurallarına ve limitlere uymadan araç kullanıyorlar. Orada da lütfen bunu yapmayalım diye burada uyaralım. Koçkaya Caddesi olabilir mi diğer cadde dediler. Koçkaya. Koçkaya Caddesi. İzleyici dikkatle sizi takip ediyor Sayın Başkan. Şimdi orada bu iki tane yolumuzu tamamlayacağız. Dediğim gibi sağında solunda güzel bir yeşil bant çıkacak orada. Ve yürüyüş yoluyla beraber bisiklet yolu yolda çıkacak. Olacak. İki tane yolu tamamladıktan sonra orada yanlış hatırlamıyorsam 3 tane planladığımız, bu sene için planladığımız, yeşillendireceğimiz, ağaç dikeceğimiz, hayata geçireceğimiz 3 tane parkımız var, yeşil alanımız var. Bir tane Kur'an kursunun temeli atıldı. Kur'an kursu yapılıyor. Ne zaman tamamlanır? Tahmini. Nasipse bu sene tamamlanır orada Kur'an kursu. Çünkü inşaatı başladı orasının. Başka da Beyazşehir'de, Beyazşehir'de bir de mevcut oradaki semt konağımızı çocuk kulübü yapacağız. Çocuk kulübü? Evet, çocuk kulübü. Şimdi çocuk kulübüne ciddi manada rağbet var. Mimar Sinan'daki çocuk kulübümüzden bunu görüyoruz. Çocuklar çok seviyorlar, aileler çok talep ediyorlar bunu. İki tane ilave edeceğimiz çocuk kulüpten bir tanesi Beyazşehir Mahallesi'nin. Ne olacak içinde çocuk kulübü dediğiniz? Çocuk kulübünün içerisinde neler oluyor? Çocuklar için zeka akıl oyunları. Gitar, bağlama gibi enstrüman dersleri, tiyatro kulübü,
eğitim faaliyetleri, daha küçük yaşta çocuklar için boyamalar, el becerilerini geliştirecek aktivite alanları, bir de daha farklı yaş grupları için masalla eğitim diye farklı başlıkları olan, oyunla eğitim diye farklı başlıkları olan şeyler var. Bu işin uzmanları, onların yapmış oldukları eğitim faaliyetleri var. Bunların yapılacağı bir mekan. Bir de orada bizim Sinan Kütüphanemiz, çocukların ders çalıştığı Sinan Kütüphanemiz de oraya ekleyeceğiz. Ama en önemlisi Beyazşehir'de Kafe Sinan. Bir tane Kafe Sinan. Pandemiden önceydi. Gül Park'ta Kafe Sinan'da işte İldem'den, Beyazşehir'den, şehrin doğu tarafından geldiğini söyleyen hemşirelerimiz olunca dedim ya Beyazşehir tarafında yapsak iyi mi olur? Vallahi başkanım çok iyi olur dediler. Nasipse Beyazşehir'e bir tane de Kafe Sinan kazandıracağız. Bu senenin ihale programının içerisinde, daha ihalesi yapılmadı ama oradaki Beyazşehir'in Kafe Sinan'da bu senenin ihale programının içerisinde olacak inşallah. Soruya cevap gitmiş oldu. Başkanım, evet. Spora girmek istiyorum ben. Özellikle Koca Sinan Belediyesi'nin spor anlamında çocukların, gençlerin önemli başarıları var. Birkaç gün önce de ödül töreni yaptınız ardı arda. Masa tenisinde zaten herhalde sizin üzerinize yok. Diğer branşlarda ne tür çalışmalar yapıyorsunuz? Okullar kapanıyor ya, spor okulları var mı? Güzel. Şimdi sporu tabana yaymak gibi bir kaygımız var. Aslında pandemiden öncesinde de bu işi yaz spor okulları ve sporun okullar içerisinde bir yıla yaygın bir şekilde bir faaliyet olacak, Koca Sinan bölgesinde bir faaliyet olarak yapılması için düşünmüş olduğumuz etkinlikler vardı ama bu iki sene aslında bizim birçok kafamızdaki yapmayı planladığımız hedeflerimizi tabiri caizse biraz böyle dürdü büktü, rafa kaldırdı. Ama nasipse inşallah bundan sonrasında bunu hayata geçireceğiz. Koca Sinan bölgesinde şimdi bu sene onu hızlandırılmış olarak sadece ikinci dönemde hızlı bir şekilde şimdi yaptığımız okullardaki futbol, voleybol, masa tenisi, dart ve satranç ile ilgili etkinlikler yaptık. Ama bu gelecek sene Allah nasip ederse sene başından itibaren bir yıl boyunca bir etkinlik takvimi olacak. Lig usulü birinci devre, ikinci devre okullarda bu programları yapıp nihayetinde de final olacak. Şimdi bu sene şeye de yapacağız, mahallede futbol etkinlikleri. Yani yetişkinler için de mahalleler arası futbol turnuvası düzenleyeceğiz. Bu gelecek sene Allah nasip ederse güz ve bahar olmak üzere iki şeyli olacak. İki dönemli i̇ki olacak. Dönem. Lig usulü olacak. Yani yaygın bir şekilde mahallelerin içerisinde sporu tabana yerleştireceğiz ve bir şey oluşturacağız. Yani iki dönemli olunca, iki devre olunca bir çekişmeli, takip edilen etkinlikler olacak. Futbolla ilgili normal puan usulü falan filan değil mi? Aynen, yani aynen böyle çekişmenin yaşanacağı, evet. Şimdi bu çocuklara tabii ki ödülleri olacak ama seneye de gene yaptığımızda ödülleri, mahallelerin içerisindeki yapılanla ilgili ödülleri. Kocasinan spor kulübümüzü biliyorsunuz, masa tenisimizi biliyorsunuz. Masa tenisinde zaten bizim çocukların kimse bileğini bükemiyor, maşallahları var. Hem Süper Lig'de hem de Türkiye'deki turnuvalarda, bireyselde, takımda hepsinde çok başarılılar. Maşallahları var. Boksta herkese öylesine güzel bir ekibimiz var orada. Tekvando'da, boksta, masa tenisinde, ferdi branşlarda yüzlerce çocuğumuzu sporla buluşturuyoruz. Sporla onları kaynaştırıyoruz. Yaz spor okullarında herkese öylesine çocuklara güzel etkinliklerimiz olacak. Geçtiğimiz yıllardan yapmış olduğumuz çalışmaların aynısı yaz spor okullarında gene devam edecek. Ama en önemlisi önümüzdeki yıl inşallah Allah'tan bir mani gelmez ise bütün bir yıla yaygın olarak yapacağımız spor ve sanat etkinlikleri. Şimdi bu yılda yine sanat etkinliklerini yapıyoruz. Şu anda finalleri yapılıyoruz. Bugün Türk Halk Müziği'nin finalleri vardı. 15 okul finalde, 15 okulun öğrencisi finallerde yarıştı ortaokul düzeyinde. Yarın lise düzeyinde Türk Sanat Müziği yapılacak. Şimdi bunlar bizim kendi değerlerimiz. Türk Halk Müziği, kendi müziğimiz, yarın sanat müziğiyle ilgili bu toprakların sanat sazı, sesi, sanat altyapısı, evet. Ve bizim çocuklarımız bunları söylüyorlar ve bunlara sahip çıkmamız lazım. Çocukları bunlarla tanıştırmamız lazım. Çocukları sosyal hayatla veyahut da çocukları birbiriyle kaynaştırmamız lazım. Yoksa karşımızda dijital bir dünya var. Dijital dünyada o kadar fazlaca meşgale var ki, o kadar fazla insanlar uğraşacak bir şeyler bulabiliyorlar ki. Ama
bunun içerisine girdikleri zaman bir kere çocuklar arkadaş olmayı, ekip olmayı, takım olmayı, bizim zamanımızda topu olan benim tarafımdan alan arkama geçsin derdi. Karşı takımın da eğer böyle biri şey varsa benim takım. Şimdi bunlar yok böyle bir dünya. Ama çocukları bizim yeniden o kültüre, özgüvene ve o paylaşım ruhuna güzel. Çok önemli onu, yani. Onu evet. Oluşturmamız lazım. Oradaki mücadele aslında baktığınız zaman o çocuk büyüdüğü zaman hayat bir mücadele. O mücadeleyi o erken yaşlarda şey yapmış oluyor. Doğru bir şekilde kazanmış oluyor. Arkadaşlık duygusu içerisinde kazanmış oluyor. Mahallelilik duygusu içerisinde kazanmış oluyor. Daha sonrasında o büyüyor. Bu ülkenin evlatları kendi içerisinde bir paylaşımı kazanmaları gerekiyor. Bundan dolayı da buna çok ehemmiyet veriyoruz, çok önem gösteriyoruz. Sağ olsun Milli Eğitim Müdürlüğümüz, gerek il gerek ilçe Milli Eğitim Müdürlüğümüz bu noktada bize ciddi manada destek veriyorlar. Biz de bunun her türlü altyapısını olması gerekeni yapıyoruz. Yani ben Koca Sinan özelinde şunu söylüyorum. Diyorum ki Koca Sinan'da yaşamak ayrıcalıklıdır diyene kadar biz bu işin peşindeyiz. Koca Sinan'da yaşamak ayrıcalıklıdır. Her alanda. Kültürde ayrıcalıklıdır, sanatta ayrıcalıklıdır, sporda ayrıcalıklıdır, şehircilikte ayrıcalıklıdır, tarımda ayrıcalıklıdır, ekonomide ayrıcalıklıdır, ticarette ayrıcalıklıdır veyahut da ya ben burada yaşıyorum, yüzüm gülüyor ya, mutluyum diyene kadar yapılması gereken neyse bunu yapacağız. Şükür Allah'a belli bir şeyler yaptık, belli bir mesafeye getirdik. Evet, çok tepelerde değiliz ama bu kadar büyükçe bir alanda, o kadar fazlaca yapılması gereken işlerin içerisinde bir de insanların sosyal hayatını zenginleştirmek, insanların yüzünü güldürmek, insanları mutlu edebilmek, insanların yaşam kalitesini artırabilmek için ortaya koymuş olduğumuz projeler var. Ve oradaki ana sloganımız da Koca Sinan'da yaşamak ayrıcalık. Mottomuz bu diyorsun. Buna getireceğiz. Bu noktaya getireceğiz. Bu noktada İsmail Bey de diyecek ki ben iyi ki Koca Sinan'da oturuyorum diyecek. Ben öyle diyorum zaten. Doğan Bey de ben artık Koca Sinan'da oturmam lazım. Ben hazırım diyecek. Hemen geçeyim. ben de o transfer olabilirim Sayın Başkan. Metin evet. Bey zaten ticareten Koca Sinan'da günü hayatımı geçiriyorum. Geçiriyorum ama evet. Yaşamımın konut olarak da yaşam alanı 24 olarak da. 24 saatte Koca Sinan. Siz böyle anlattınız ben niyetlendim. Yani bakın. Hatta iştahlandım diyebilirim Sayın Başkan. Benim iddiam bu. Ben bir ortaya iddia atıyorum. Diyorum ki Koca Sinan'da yaşamak ayrıcalıklıdır. Evet. Dedirtene kadar. Bugün için bunun %100 bu kelime %100 altı dolu değil. Ama yapacaklarımızla, yaptıklarımızla geri plandaki ortaya koyduğumuz şu ana kadar şükür Allah'a gerçekleşen işlerin arkasında yapmayı hedeflediklerimizle birlikte bunu olmaması için hiçbir sebep yok. Çalışırsanız, üretirseniz, gayret ederseniz, meccane bir şekilde bunu sahaya koyarsanız zaten Allah da denk getiriyor, oluyor bitiyor. Biraz sosyal etkinlik olması lazım Koca Sinan'da. Evet. Başlayalım. Konserler, festival alanları vesaire. İşte çocuklarımıza yani, yaptırıyoruz. Bakın. Peki. Şimdi yani en azından bir festival güzel. Festival alanı olursa güzel. 10 Haziran'da bizim bu çocuklarımızın yapmış olduğu başarılarını şey yapacağız, taşlandıracağız. Koca Sinan'ın yıldızları, onlara ödüllerini vereceğiz. Yazın şeyi unuttuk ya. Spor sokak oyunlarını. Evet. Ondan da biraz bahsedin Sayın Başkan. Her hafta yazın sokak oyunlarıyla yeniden sahadayız. Sokak oyunlarına da kıymet verdiğinizi anlıyoruz evet. Buradan. Şimdi orada şöyle bir çalışmamız var. Bunu yani inşallah bu şeyi bulacağız diye umut ediyorum bu şehirde. Bu şehirdeki kendi, bu şehrin çocukları, gençleri, onların çaldığı söylediği ekiplerle, mahallelerde onlara konserler verdireceğiz. Çok güzel. Çok bence de. Böyle yani bir etkinlik yapacağız. Şu anda bununla ilgili arkadaşlar şey içerisindeler, arayış içerisindeler. Hatta böyle gençler eğer ki akşamları çalıyor söylüyorsa bizim parklarımızda, uygun mekanlarda onlara da mekanlar hazırlayacağız. Çok güzel. Yani yazı dolu dolu geçirilmesi noktasında böyle de insanlar dışarı çıktığı zaman ya bugün işte kocasından şuraya gideyim de burada bir şey var denilecek şekilde bir altyapı oluşturmaya çalışıyoruz. Tabii ki bu bir şeyin kültür olabilmesi için bir geçmişinin olması gerekiyor. Evet. Bir anda pat diye olmuyor. Bir emek vermeniz gerekiyor. Ondan sonra bir şey ortaya çıkıyor.
Bu yaşam kültürünü de oturtabilmek adına bunun şeyini yapıyoruz, çalışmalarını yapıyoruz. Ama benim şeyim şu, yani olmaz diye değil, olur. Bir sanatçı getirebiliriz, bir konser verdirebiliriz. Onlar başka şeyler. Şu olabilir. Konsept daha iyi sanki anlattığınız konsept. Evet. Ama yaygın bir şekilde... Bir de yerel sanatçılar daha çok ilgi gösterir, öğrenciler daha çok ilgi... Tabana yaygın ve mahalleler içerisinde. Şimdi şehrin meydanında veyahut da şehrin uygun bir mekanında popüler bir ismi getirirsiniz. Binlerce kişi oraya gelir. Bir günde olur, bir etkinlik yapılır, söylenir, eğlenir, biter. Ama benim söylediğim Beyazşehir Mahallesi'nde, Ziya Gökalp Mahallesi'nde, Yıldız Evler Mahallesi'nde, Turgut Reis Mahallesi'nde, farklı farklı yerlerde, belki aynı anda buralarda olabilecek veyahut da bunların ortak kesişimlerinde bir yerlerde olabilecek birden çok etkinlikler. Yani bunu ilk defa sizinle, bizim mutfakta şu anda çalıştığımız bir şey ama sizinle ilk defa paylaşıyorum. Paylaşmış kamuyu, oldunuz. Kamuyla burada bu şekilde ilk defa açıkça söylediğimiz bir şey. İnşallah bunu bu sene yazın programlıyoruz, planlıyoruz. Bunu hayata geçireceğiz. Evet, Sayın Başkan, iç ses diyor ki bu tip programlarda fikri takip önemlidir. Yani sizin gibi konuklarımız olduğu zaman. Bu sokak oyunları dediniz ya. Siz de çocuk oldunuz. Sokak oyunlarında ne oynardı Ahmet Çolak Bayraktar diye bir soru yönetmek gerekiyor galiba. Aynen tam öyle. Burada. Aynen öyle. Yani şimdi, siz de çocuk oldunuz. Ne yapardınız? Ne oynardınız? Şimdi, hangisi ilgi alanınızda? Şimdi benim oynadığımla sokakta çocuğun oynadığı aslında babasının, evet, dedesinin, torununa ve çocuğuna kendi çocukluğundaki yaşadığını yaşatma fırsatı veriyor belediye. Onlara o alanı şey yapıyor, açıyor. Tabii met oynatamıyoruz. Saklambaç veyahut da çanak çömlek oynasak oynatamıyoruz. İyiymiş ama. Evet. Ama biraz daha mesela işte çuval oyunu yaptırabiliyoruz. Yumurta yarışı. Yumurta yarışı yaptırabiliyoruz. Başkaca işte daha derli toplu olabilecek oyunları yaptırabiliyoruz. Ama oradaki espri ne? Oradaki espri mahalleli bir araya geliyor. Şimdi binanın içerisindeki yakın karşı komşu, alt komşu, üst komşu belki insanlar şey yapabiliyorlar. Oturup konuşabiliyor, bir araya gelebiliyorlar ama şöyle bir vaka, bir gerçek var. Hele hele pandemiyle birlikte insanlar tamamen böyle bir mecburiyetten dolayı kapandılar. Şimdi böyle bir sürecin arkasında insanları yeniden buluşturacağız. Yeniden bir araya getireceğiz. Sadece binayı değil mahalleyi bir araya getireceğiz. Bu aynı zamanda psikolojik bir dokunuş kesinlikle. Çünkü biz bunu daha öncesinde yapıyorduk. 2 sene öncesinde, pandemiden önce sokak oyunlarında bunu yapıyorduk. Mahalleyi bir araya getiriyorduk. Bu seneki bu etkinlik geçmişten çok daha anlamlı olacak. Olacak. İkiz, orada insanlar zaten kendileri görüşüyorlardı, selamlaşıyorlardı, bir araya geliyorlardı ama şimdi uzunca süre konuşmayan insanlar orada bir araya gelmiş olacaklar. Orada da bekleriz, pilav da yiyeceğiz. Mutlaka gelir. Değerli başkanım, Kocasının da bir de deniz var. Evet, Kocasının evet. Denizi Kuşçu. Evet, Kuşçu. Yani orada biraz önce spordan bahsettiniz ama yaz geldi, havalar ısındı. Doğal olarak insan tabii kontrolsüz bir şekilde... gölete, baraja girmesinler de bununla ilgili orada yüzme yarışmaları, farklı aktiviteler ya da o alan içerisinde neler düşünüyorsunuz, neler planlıyorsunuz? Evet, şimdi baraj gölüyle ilgili Allah vergisi güzel bir şeyimiz var orada. Suni bir gölet ama bir güzellik var orada. Şimdi ben bunu söylerken ekran başında muhakkak izleyenler, başkanım iyi diyorsun da oraya gittiğimizde oturacağımız gölgelik ağaç yok, sayısı yetersiz diye diyorlardır. Her yıl mesela ağaç diktiğimiz yerlerden bir tanesi de orası. Ama tabii ki bir anda böyle ağaçlar hemen boy verip de çanak yapıp da altında gölgesinde oturma şansı yok. Evet, ama inşallah yakın gelecekte olacak. Şimdi Kuşçu ile ilgili geçenlerde Ramazan'ın içinde şehrimizdeki turizmcilerle, turizm ajantalarıyla bu işi yapan insanlarla bir araya geldik. Kuşçu'ya götürdüm. İlk defa da giden veyahut da daha öncesinde gidip bilenler de vardı ama orada şunu sordum, dedim ki ya Kuşçu gibi elimizde bir nimet var. Böyle bir güzellik var. Acaba biz burada ne yapar isek Kayserimiz için Kuşçu bir değer olur. Kayserimiz için burada bize bir kazanım olur. Orada bir tesis var. Büyükçe bir tesisimiz var. Ama bunun yanında neler katmamız lazım diye. Tabii ki biz bu işleri yaparken göreve geldiğim bugünden beri ortak aklı çalıştırmaya çok önem veriyorum.
Yani şimdi her şeyi benim bilmem veyahut da benim ekibimin her şeyi bilmesi mümkün değil. Bu işin profesyonelleri, işin içerisinde olanlar veyahut da dışarıdan bir göz, farklı bir bakış, farklı bir şey bazen çok daha farklı kapılar açabiliyor, farklı şeyler ortaya çıkarabiliyor. Onlarla o günkü oradaki yaptığımız toplantının neticesinde bazı şeyler ortaya çıktı. Daha sonrasında onların içerisinden, o grubun içerisinden proje geliştiren arkadaşlar oldu, önerileri olanlar oldu. Şimdi geçenlerde de, geçen hafta başında da gene bak burada da kültür müdürümüz, turizm müdürümüz Şükrü Hoca'nın ellerine sağlık sağ olsun. O da bize ciddi manada destek veriyor, katkı koyuyor. Erciyes AŞ'mizin genel müdürü Murat Cahit Cıngı Bey sağ olsun. Onlarla toplantılar neticesinde de orada birkaç farklı şeyler var idi. Onları da inşallah konuşacağız, gündemimize alacağız. Ama bizim orada şöyle bir hedefimiz var yakın gelecekte. Pandeminin öğrettiği bir şey, karavan. Karavan. Pandemiden sonra insanlar karavan turizmi çok artmaya başladı. Doğru. Farklı farklı yerlerde artmaya başladı. Biz de dedik ki Kuşçu'da niye karavan turizmi olmasın? Çok da güzel oldu. İkincisi çadır. İnsanlar girip çadır kurup bir hafta çadır sonra... Çadır alanı var mı kurabilecekleri? İşte onu iki tane, bu iki mekanı hazırlayacağız. Hem ama karavan alanı hem çadır alanı. Evet. Bir karavan turizmine, yani Türkiye'deki bir karavan rotasına, karavan haritasına Kuşçu'yu kazandırabilmenin gayreti içerisindeyiz. Herkese şehir içerisindeki çadır içinde böyle. Ama onun dışında daha farklı şeyler çıktı. Orada aktivite mekanları yapma gibi fikirler çıktı. Onları da bu yaz içerisinde hayata geçirebileceğimiz, hızlı hayata geçireceğimiz şeyler var. Onları da hayata geçireceğiz. Bir diğer projemiz de orasıyla ilgili biraz daha soluklu proje. Çünkü işin içerisinde Spor Bakanlığı var. Genç Spor İl Müdürümüzle de bu konuyu paylaşıyoruz. Orasını yelken, kürek gibi su sporlarıyla yapılabileceği bir mekan haline getirebilmek. Bunun için de bakanlık desteğiyle bunları yapabilmeni için çalışıyoruz. Ama tabii ki bunlardan çok daha önemlisi şehrin bu yapıya, bu kültüre ayak uydurması. Şimdi mekanları yapmak bir şey ifade etmez. Yaparsınız, en alasını yaparsınız. Ama önemli olan orada eğer birileri gelip bu işte ilgileniyorsa, bu mekanlar dolup taşıyorsa o zaman bunlar değer ifade ediyor, o zaman anlam ifade ediyor. Şimdi bizim akademilerimiz, Kocasinan akademilerimiz, spor tesislerimiz, gençlik merkezlerimiz. Şimdi insanlar gelip orada faaliyetlerde bulununca hem oralar canlanıyor hem de yenileri talep ediliyor. Şimdi burası ile ilgili, Kuşçu ile ilgili hemşehrilerimizin şöyle bir şey olması lazım. Spor, su sporları dediğin zaman bu şehirde böyle bir kültür yok. Doğal olarak denizimiz olmadığı için. O zaman burada iş biraz da farklı sosyal gruplara düşüyor. Veyahut da üniversitelere düşüyor. Ben rektörlerimize de söyledim. Dedim ki hocam bakın İstanbul'daki birçok üniversitenin şeyleri var, takımları var. Su sporları. Su sporlarıyla ilgili. Tabii kürek takımları var, yelken takımları var. Ve onun neticesinde tabii orada yarışmalar vesaire, müsabakalar yapılıyor. Ama burada özellikle gençlerin, öğrencilerin böyle bir merakıyla ilgili bir taban oluşturmamız lazım. Bir spor etkinliği yapabilmek için takımlar kurulması lazım ki buralar yaşasın. Yoksa yaptığımızda kalır, kocaman kocaman binalarımız olur veyahut da böyle bir etkinlik alanı elimizde tabiri caizse kalır. İşte ben bir gün organizasyon yapmamla, iki gün organizasyon yapmamla belediyenin omuz vermesiyle oralar yaşamaz. Veyahut da bu kadar emeğin karşılığında da 3 günlük, 5 günlük organizasyonlarla bu işi yapmak biraz işin açıkçası fantezi olur. Ama tabii ki daha fazlaca etkinlik, daha fazlaca buralarda spor yapılır ise, gençler gelir ise, aileler gelir ise o zaman kalıcı bir yatırım olur, doğru bir yatırım olur. Bu işin de peşini bırakmış değiliz. Devam ediyoruz. Göreve geldiğimiz günden beri işte orada mesela sağ olsun Bekir abinin başlatmış olduğu bir çalışma. Arkasından Çelik Başkan'ın ortaya koymuş olduğu bir proje ve o projenin hayata geçirilmesi, tamamlanması. Ve şimdi biz de oraya bir fonksiyon yüklemeye çalışıyoruz. Evet. Bir aktivite alanı haline getirmeye çalışıyoruz. Nasipse inşallah turizmcilerimizle beraber, turizm müdürümüzle beraber bunu da hayata geçireceğiz. Bayramacı ikinci bir Kuşçu Mahallesi olabilir mi diye izleyicilerimiz soruyor. Bayramacı daha farklı bir bölge, daha özel bir bölge, daha spesifik bir bölge. Bayramacı termal altyapısı olması sebebiyle. Şimdi mesela ben Bayramacı'yı 2015 yılından beri söylüyorum.
ben bu kadar söylüyorum da şehirden bir tanesi de demiyor ki ya iyi hoş başkanım bayramacı diyorsun da buraya yatırım yapacaksak nasıl yatırım yapacağız? Kim yapacak? Ne yapacak? Ne edilecek diye ucundan kimse tutmuyor. Tutuyor. Ama şöyle bir güzelliği var artık bayramacı diye biri bir şey varmış diye bugün sorulduğu gibi zaman zaman sorulabiliyor, şey yapılabiliyor. Evet bayramacıda bir termal kaynak var, bir altyapı var ve onun önünde de güzel bir tabiat zenginliği var. Bir baraj gölümüz var ama her şeyden daha önemlisi bayramacının karşısı Kapadokya. Ürgüp, Avanos. O bölgedeki o tabii doku Bayramacı'da da var. Yani o kayadan oyma, kiliseler, evler, peribacılarının devamı şeyde de var. Bayramacı bölgesinde de var. Bu bizim burada yapmamız gereken Bayramacı'yı o bölgeye entegre etmek. Beraberce turizmden istifade etmek, turizm pastasından pay almasını sağlayabilmek. Orada turizmi çekmek ve arkasından da Bayramacı'da da tarım var. Jeotermal kaynak var. Bunları da eklemleyebilmek bu işe. Böyle bir şey yapabilmek. Tabii ki bunlar konuşulurken çok güzel. Kağıt üzerinde çok güzel. Anlatırken çok güzel. Ama hayata geçmesi dediğiniz zaman bir yatırım istiyor. Bu yatırımların hepsinin de özellikle bu tip özel sektörün gayreti gerektiren yatırımları belediye eliyle yapmamız dendiği zaman ben çok doğru olacağına inanmıyorum. Çünkü özel sektör bu yatırımı yapmalı ki oranın yaşanması için gayret göstermeli. Kamu eliyle yapıldığı zaman o yatırımlar sadece şeyde kalıyor, şehirde kalıyor. Ama özel sektör olursa dünyaya açılma şansı var. Orayı da inşallah bu şekilde tanıtımlarıyla, daha fazlaca tanıtımıyla yakın gelecekte inşallah bir şeylerin orada da gün yüzüne çıkmasını umut ediyoruz. Değerli Başkan, meydanda bir çadırınız var, sergi çadırınız. Gerçekten bakıyorum da çok da yoğun da ilgi var. Dolayısıyla satışlar nasıl, yeni siparişler var mı bayanların ürünlerine? Koca Sinan Akademi yıl sonu çadırı. Şimdi orada 400 metrekarelik bir çadır kurduk. Aslında çadır herhalde 1600 metrekare olsa bizim akademideki eğitim alan hanımefendilerin yaptığı ürünleri ancak sergileyebilirdik. Birçok şeyi kursiyerin ürünleriyle ilgili kısıtlama geldi. İşte 3 tane getirecekse bir tane getirin dedi. Birçoğu da mesela şey yapılamamış, sergilenememiş. Hakikaten hanımefendilerin yapmış oldukları birçok değerli el emeği, göz nuru ürünler var. Şimdi bunlar Kocaeli'nin akademideki yapılan işler. İşte el becerileri gerektiren iğne oyasından tutun da geleneksel Türk el sanatlarının ürünlerinden birçoğunun yapılmış olduğu çalışmalar. Tabii ki satmak isteyenler de orada bunlar ürünlerini sergilediler, satışa arz ettiler. 3 gün boyunca şey açıktı, sergi açıktı. Bildiğim kadarıyla şeyler memnun, kursiyerlerimiz memnun. Bunu mesela bu da bir etkinlik takvimi içerisinde sürekli yaygın olarak yapacağımız Allah nasip ederse seneye işlerden bir tanesi Koca Sinan Akademi'nin sergileri. Evet. Bunu da inşallah nasıl diyelim şehirde yaygın bir şekilde yapacağız onu da. Değerli Başkanım yaklaşık 2 saattir birlikteyiz. Bizim sormayı unuttuğumuz sizin değerlendirmek üzerinden eklemek istediğiniz konu var mı senin? Şimdi gelirken ben buraya acaba şey sorusu şu anda yol kaldırım, çevre düzenlemesi biraz fazlaca sahadayız. Fazlaca yerde de sanayici var filan özellikle. Evet. Trafikle ilgili bazı yerlerde çok fazlaca trafiğe kapatmış olduğumuz yerler var. Acaba bunlarla ilgili bir şey gelir mi diye fenişlerinden dedim ki arkadaşlardan elimin altında not olsun da var mı bilgilendirme orada, açısından da orada şey yapalım diye. Şimdi arkadaşlar şu anda aktif olarak 31 farklı noktada Koca Sinan bölgesinde sadece fenişler için söylüyorum. Kırsal hizmetler, kentsel tasarım, diğer sahadaki birimlerimizi söylemiyorum. Fenişleri birimimiz için söylüyorum. Şu ana kadar sahada 31 farklı bölgede Koca Sinan'ımızın mahallelerinde açtığımız yer varmış. Yol yapıyoruz, altyapı yapıyoruz, çevre düzenlemesi yapıyoruz. Şimdiye kadar da 22 tanesini tamamlamışız. 22 tane yerde açmışız, asfalt dökmüşüz, çevre düzenlemesi yapmışız, oraları bitirmişiz. Yani bugün itibariyle 9. Bunlar da biterse 53 noktayı tamamlamışız. Şimdi bu şu demek işte Yenişehir mahallemizin bir sokağında veyahut da şu anda Eski Sanayi'de çalışıyoruz mesela. Geçenlerde Eski Sanayi'de bir fil gittim orada. Eski Sanayi'de 4. caddede ne yapıyoruz Eski Sanayi'de? Bir kere
Orada havai hatlar, elektrik hatları yer altına alınıyor. Elektrik şirketine teşekkür ediyoruz. Kaski geliyor, kanalizasyon, içme suyu bunları yapıyor. Doğalgazla ilgili eğer doğalgazın eksikleri varsa ki dükkanların çıkışları vesaire. Siz de söylemezseniz Kaski'yi hiç duymayacaktım ya. onlar yapılıyor. Telekomünikasyon şirketleri altyapı işlerini yapıyorlar. Şimdi bu tip bütün şeyleri burada yapıyoruz. Bazen süreç uzun sürebiliyor. Kurumların, bu altyapı kurumlarının çalışma sürelerinden dolayı biraz uzunca zaman alabiliyor. Ama şu anda dediğim gibi 30'un üzerindeki bu çalışma alanımız da ki sene sonunda bu sayıyı 150'nin üzerinde farklı yerde çalışmayı hedefliyoruz. 150'nin üzerinde programladığımız yerler var işte. Programda sorulan Beyazşehir Mahallesi bunlardan bir tanesi. Eski Sanayi bir tanesi. Yakup Mahallesi'de çalışılıyor. Bunlardan bir tanesi. Havaalanı yolu üzeri Mevlana Yeni Mahalle. Orada çalışılıyor. Şeyde çalışıyoruz. Saraybosna Mahallesi'nde çalışıyoruz. Zümrüt'te bazı yerlerde orada çalışacağız, gireceğiz. Yani bununki gibi çok dağınık bir şekilde, çok fazlaca bir şekilde çalıştığımız yerler var. İşin özü itibariyle buradaki vatandaşlarımızın biraz gündelik hayatlarıyla ilgili, konforlarıyla ilgili maalesef tozlu topraklı bir iş yapıyoruz. Evlerin önü, kaldırımları, yolları, gittikleri, geldikleri yerlerle ilgili biraz düzenlerini bozuyoruz. Ama arkasından iş yapılınca güzel bir şey ortaya çıkıyor. Bu noktada sabırlar için teşekkür ediyorum. Ama bilsinler ki yapılan her iş onların yaşam konforu için, kesinlikle, onların huzuru için, o bölgenin daha kaliteli bir yaşam standardına ulaşabilmesi için şükür planlı bir şekilde, programlı bir şekilde çalışılınca bunların hepsini zaman içerisinde yapabiliyoruz. Şimdi şöyle bir şey var. İşte X mahallesindeki yapılırken Y mahallesindeki vatandaş bizim buraya niye gelmiyor? Veyahut da bizim buraya ne zaman gelecek diyebilir. Ama takdir edersiniz ki bu kadar büyük bir organizasyonu yönetebilmemiz için bir program yapmamız lazım, bir takvim ortaya koymamız lazım. Bir programa ve takvime sadık kalmaz isek bu işlerin altından kalkamayız. Bugün Doğan Bey aradı. Tamam, bugün Doğan Bey'in orayı yapayım. Yarın Metin Bey ararsa orayı, İsmail Bey çok ısrar ediyor. Metin Bey sen aradan çık da İsmail Bey'in orayı yapalım dersek bu işi çözemeyiz. Bu işin altından kalkamayız. Programla verilediğimiz takvime uygun bir şekilde bunu devam ettireceğiz. Ve nihayetinde inşallah yani dediğim gibi 150 aşkın noktada ki geçtiğimiz yıllarda bu altyapıyla ilgili çok ciddi manada biz altyapı yatırımı yapıyoruz. Bitüm, asfalt çalışmaları vesaire çok ciddi manada da kaynak aktarıyoruz bu işe. Ki bu sene biraz kışın çetin geçmesi, ağır geçmesinden dolayı da çok fazla tuzlamadan dolayı yollarımız da bozuldu. Doğru. Bir yerlerde yamayla idare ettiğimiz, geçiştirdiğimiz yerler ama tamiratla olmayıp da daha sonra yeniden yenileyeceğimiz birçok nokta var, yol var. Bunlar da bizim ezberimizde. Biz biliyoruz bunları. Neyin ne olduğunu biliyoruz. Onlar da yapılacak. Hemşehrilerimiz sabırsızlanmasınlar. Orada ya işte filan mahallede var da bizim burada yok. Oraya da gelecek. Ama dediğim gibi bu program içerisinde inşallah program. Tabii o program içerisinde oralara da ulaşmış olacağız. Değerli başkanım çok teşekkür ediyorum. Evet, çok güzel bir program oldu. Tempolu bir program oldu. Ben teşekkür ediyorum sizlere. İyi yayınlar diliyorum. Hayırlı akşamlar diliyorum. Ekranları başında bizi izleyen bütün hemşehrilerimize sağlık, sıhhat diliyorum. İnşallah bu yaz Koca Sinan sokaklarında keyifli yaz akşamlarının olacağı bir dizi programlar, etkinliklerde yeniden bir arada olmak dileğiyle diyorum. Çok teşekkür ederim efendim. Sevgili Metin Bey çok teşekkür ederim. Ben de teşekkür ederim. İsmail Bey çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Sevgili izleyiciler, bugün birinci gün programımızda adaletli yönetimiyle herkesin kendi bölgesinde sevgisini kazanan sevgili Koca Sinan Belediye Başkanı Ahmet Çolak Bayraktar Beyefendi'yi konuk ettik. Önümüzdeki dönemde yine değerli başkanımızın bu güzel hizmetlerini tekrar bu ekranlardan konuşmak dileğiyle diyorum. Hepinize hoşça kalın efendim.